Efendim merhabalar, bütün star izleyicilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize güzel, sağlıklı, neşeli, bolluklu, bereketli bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Efendim bugün biliyorsunuz ekip olarak sağlık taramasından geçtik. Kan verdik. İşte diyorlar ki şeye bakacağız orada, antikora bakacağız. Hani daha önce atlatmış mıyız farkında olmadan asemptomatik olarak? Efendim korona mıyız değil miyiz? Onlara bakılacakmış. Bu akşam üzeri de sonuçları alacağız. İnşallah hepimiz temiz çıkarız. Sizlere de sağlıklı bir hafta diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Efendim şimdi adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle. Hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın bizimle birlikte. Gerçeğin peşinde başlıyor sevgili seyirciler. Çocuklarının 22 yıldır göremediği sırlarla dolu Rabia Ateş kaybında tüm ipuçları cinayeti işaret ediyor. Gözümüzden görmediği için, yani daha doğrusu gözünden gören insan çıkar der ki ben gözümle gördüm, evet öldürdüler veya ölüdür veya yaşıyordur. Şimdi cinayetleri kimse gözüyle görmez. Tarafların sürekli birbirini suçladığı Tuğba Düldül kaybında gizemli nottaki çok önemli ayrıntı ne? Söylenmedi bize, Ayşe mi Fatma mı kim olduğunu bilmiyoruz. Komşu görüyor, o tanıklık ediyor. Evet Tuğba oradan atlayarak gitti. Bir de not bıraktı. Bir de notta ne yazdığını da söylemiyorlar. İki yıldır torununu göremeyen Havana hasretini dindirebilecek mi? Sanki kalbim yerinden çıkacak. İnşallah kavuşurum da. Dünyalar benim olur. Birazdan. Oysa ki cuma günkü programda söz almıştık. Havana Hanım torunuyla yaklaşık iki yıldır görmediği ve günürlerinde olan vesayetin babaanneye ve dedeye geçtiği torunuyla ilgili babaanneden söz almıştık biliyorsunuz, göstereceğim diye. Havana Hanım büyük bir ümitle, büyük bir sevinç ve coşkuyla kapıya gitti. Tabii bizim eşliğimizde. Bakalım ne oldu? Pek istenen gerçekleşmedi açıkçası. Tek başına büyüttüğü torunu Fatma Nur'dan 2 yıl uzak kalan Havana Ünal, yayınımız sonrası büyük bir umutla ekibimizle birlikte torununun yaşadığı Denizli'ye gitti. Sanki kalbim yerinden çıkacak. İnşallah kavuşurum da dünyalar benim olur. Heyecanlı bekleyiş nasıl son buldu? 2 yıldır torununu göremeyen Havana Ünal ile birlikte torununun yaşadığı evin, yani babaannesinin ve amcalarının evinin önüne geldik. Ancak babaanne ve amcaları küçük kızı göstermek istemiyorlar. Bütün ikna çabalarımıza rağmen çocuğu göstermeyi kabul etmediler. 15 dakikayı bile çok gördüler. Böyle bir insana o çocuğu gösteremeyiz. Hani ne diyeyim sana yani? Veremeyiz de. Vermek değil, sonuçta yani 15 dakika bile görse şimdi Havana Hanım'ı göstereyim. Veremedi ya, 2 saniye desen gene göremez kardeşim. Tamam, bir daha aramayın bak. Acı haberi alınca yıkıldı. Çok bir şey istedim. Sadece gözmek istedim. Ben kapılar geldim yalvarıyorum. 3 aylıkken geldi yanıma. 7 aylıkken babasını kaybetti. Onu ben büyüttüm. Çok benim canımı alsalar bu kadar acımazlar. Gerçeğin peşinde. Havana Hanım, Fatma Nur'u bırakın görmeyi, yanına dahi yaklaştırmadılar ve bu büyük acıyı yaşamasına sebep oldular. Yani ne insanlık, ne vicdan, ne başkası yerine empati yapmak, bu duygulardan tamamen yoksun kalmışız anlaşılan. Havana Hanım telefonda. Merhaba Havana Hanım. Merhaba Serap Hanım. Benim duyduğuma göre sizin kızınız, iddiayı söylüyorum, kayınvalidesini arayarak kızını size kesinlikle ama kesinlikle göstermemesi için tembihte bulunmuş. Bakın bu bir iddia. Yani babaannenin söylediği bir şeyi söylüyorum. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Çünkü maalesef kızınıza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Buyurun. Duyuyor musunuz Havana Hanım? Şu an duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Evet, kızınız kesin talimat vermiş anneme göstermeyin diye, iddiayı söylüyorum. Ne diyorsunuz? Zannetmiyorum.
Yoksa diyor ben gösterecektim demiş ekibe. Ama demiş kızı kesinlikle göstermemek için talimat vermiş. Göstermeyin demiş. Ne istiyor bu kızınız sizden? Size olan düşmanlığının sebebini ben anlayamadım. Ama kendisi de bunu bağlanıp hiçbir şekilde söylemedi. Araya kayınvalidesini, eski kayınvalidesini koyarak bunu söyletiyor. Kızınıza bence bir çağrıda bulunun yine de siz. Gamze, bak kızım, onu ben büyüttüm. Ben şey ettim, her konusunda şey ettim. Bak şimdi yeni bir tane daha çocuğum oldu. Onun hürmetine o çocuğu ben temelli istemesin, vermeseler de ben 15 günümü görmek istiyorum. O benim kucağıma geldiğinde 3 aylıktı. Ne olursun annem bak. Ben böyle olmasını istemezdim. Ama o da kızın şu anki kucağındaki evladı. İkisini ayrım yapamazsın. Ben hiçbir evladım ayrımcılık yapmadım. Sen de yapma. O kızı görmüyorsun biliyorum. Belki tehdit altındasın, onu da bilmiyorum. Ne olursun annem bak. Ben görmek istiyorum. Sadece kokusunu duyayım yeter. Ne olursun annem ya. Bu kadar gaddar olma. O tarafa ayrı konuşup bana ayrı konuşma. İki dil oynama ne olursun bak. Evet. Zamanla sen de büyüdüğünde o kızın bir gün senden çıkarsın o televizyonlara. O zaman ne yapacaksın? O Fatma Nur sana cevap verebilecek mi? Hiç düşünüyor musun? Bugünün yarını var annem. Ben görmek istiyorum torunuma. Ne olursa olsun Serap Hanım. Peki ben şimdi Hasan Bey'le bir konuşacağım sizin adınıza. Şimdi merhamet yolları, vicdan yolları tıkanmış olabilir. Ama bu ülkede işler sadece vicdan ve merhametle yürümüyor. Tabii. Bunu göz ardı edenler için, hani biz önce iyilikle, güzellikle olsun istedik. Ama işte bunlar için var zaten hukuk, yasa, adalet. Dolayısıyla sizin için bu yollar tıkanmış olabilir ama hukuki yolların tıkandığını zannetmiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şimdi vesayet kararı... vesayet altında bulunan vasiye, bulunan çocuğun vasisine onun bakım, gözetim ve iaşesi için verilir. Fakat diğer kişilerin, ilgili kişilerin, yani annesi varsa annesi, babası varsa babası, anneannesi varsa anneannesiyle çocuk arasında şahsi ilişki engel değildir vesayet kararı. Hatta Yargıtay der ki çocukların aile bağlarının kuvvetlenmesi ve bu bağı anlamaları için anneanne, dede veyahut da babaannen de torun sevgisini yaşaması için kesinlikle bunlarla aralarında şahsi ilişki tesis edilmelidir der. Buna engel olursa vasi, yani Fatma Nur'un şu an yanında bulunduran babaannesi ve dedesi, vesayet bu sebepten bile alınabilir. Olayı tek taraflı düşünmeyin. Sadece Havana Hanım'ın torununu görmesiyle alakalı bir konu değil. Duygusallık konu, değil sadece. Torununun, yani Fatma Nur'un da anneannesinden uzak kalamaması, onunla olan ilişkisinin zedelenmesi. Eğer ki bunu zedeliyorsa bu vesayet iptal de edilebilir. Havan Hanım'a tavsiyem, zaten bu çocuğu kendisi büyütmüş. Fiili durum bu çocuğun en önemli yaşlarını, ki hocam o yaşı 7 yaş olarak da belirtmişti. O yaşa kadar çocuk anneannenin yanındaydı. Bu fiili durumu hukuki duruma eşleştirmek ve uydurmak adına hemen gitsin vesayetin kaldırılmasına ilişkin olarak bir dava açsın. Açtığı bu davada da şahsi ilişki tesis etsin. Bunu tavsiye ediyorum. Bu arada karşı tarafın dayandığı bir madde var. Demişler ki biz vesayeti bizde ve bizim elimizdeki işte kararda sadece annesi 15 günde bir görebilir diye bir madde var. Sadece o maddeye dayanmışlar. Ancak biz şunu da ispatlayabiliriz ki bu anne bu çocuğunu zaten görmüyor.
Yani bu çocuğu 15 günde bir falan görmüyor. Zaten görmüyor. Görmediği için anneyle de şahsi bir ilişkisi kurulmuş değil. Bravo. Dolayısıyla yanında sadece babaanne ve dede olan bir çocuk ve üstelik 7-8 yaşında bir çocuk ne kadar ruhsal gelişimini tamamlayabilir? Babası da üstelik intihar etmiş ve hayatını kaybetmiş. Kesinlikle. İşte şöyle bir durum var. Şimdi zannediyorlar ki o çocuk görmeyince anneannesini unutacak. Hayır, unutmayacak. Daha çok özlemi içinde büyüyecek. Onun için adeta ulaşılmaz bir hale gelecek bir noktadan sonra. Ve çocuk aklı erer hale, yani size karşı çıkabilir hale geldiği zaman kendisi anneanneyi arayıp kendisi terk edecek sizi. Yani olacak olan bu. Ben şimdiden söylüyorum. Doktor Bey zamanında demişti dersiniz. Buna meydan vermemek istiyorsanız da bu ilişkiyi tesis etmeniz gerekiyor. O zaman hukuki süreci başlatıyoruz. Mahkeme, bakın, vesayet kararını veren mahkeme Havana Hanım'ın yanında çocuğun kaldığını bilmiyordu. Bunu kimse yani es geçmesin. Bilmediği için anne ahlaka, iddiaya göre ahlaka mugayir bir takım davranışlarından dolayı almış ve babaanneye vermiş. Ama fiili durumu bilmiyor. Gider güzel bir şekilde Havana Hanım mahkemeye fiili durumu benim yanımdaydı, ben büyüttüm, ben yedirdim, ben içirdim, ben baktım derse hemen hukuki durumu düzeltir mahkeme. Hasan Bey, size çok yük oluyoruz ama artık biz bir ekibiz ve programın parçasısınız. Yani sizdense, sizden Murat Bey'dense ya da Taner Bey'dense her türlü yardımı talep ediyoruz. Artık o konuda yüzsüzlüğümüzü diz boyu yani. Gönül rahatlığıyla da biz yardımı kabul edeceğiz tabii ki. Biliyorum. Yani espri yapıyorum. Siz zaten bunun. O zaman lütfen güzellikle olmadı madem. O şeyin Fatma Nur'un babaannesine, işte oradaki her kim varsa aile, onlara sesleniyorum. Madem ki güzellikle olmadı bu iş. Adaletin kestiği parmak acımaz. O dedi ki her vermesinler, ben dedi arada bir göreyim dedi. Ama biz hukuki mücadelenin sonunda yargı ne karar verirse o çocuğu belki de alacak, temelli verecek Havana Hanım'a. Kesinlikle. Ve siz belki kapısında bir görelim diye dolaşacaksınız. Bugün ona, yarın size olabilir. O yüzden bakın şu kalem gibi şöyle düğmeye basıyorum. Ve hukuki süreci başlatıyoruz. Bunu siz istediniz. Havana Hanım, görüşeceğiz tekrar. Bitmedi bu iş. Takibindeyiz. Onlar benim yanımda kaldığı zamanlar çocuğu görmek için her hafta gidip okuldan işittiler. Tamam. Onlar geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız. Dediğim gibi yüce yargının vereceği kararı bekleyeceğiz. Çok da uzun süreceğini zannetmiyorum açıkçası. Geçici anlamda şahsi ilişki kararını çok kısa bir sürede alacağız. Bravo. Yani bu güzel haber, bir kötü haber, bir güzel haber. Efendim şimdi buraya 40 yaşında artık hani koca adam diyebileceğimiz Necati geldi. 40 yaşında. Çoluğu çocuğu var, evliliği gayet iyi gidiyor, hiçbir problemi yok. Onun bambaşka bir problemi var. Ablasıyla birlikte aynı huzur evinde bir süre, bakım evinde kaldılar bir süre. Sonra yolları ayrıldı. Bir gün abla geldi, dedi ki kardeşim beni evlatlık aldılar, ayrılıyoruz biz dedi. Bir daha kim bilir ne zaman görüşürüz dedi. Ve aradan kaç sene geçti? 32 yıl. 32 sene geçti efendim. Abla çok net hatırlıyor. O şimdi 42 yaşında, Necati 40 yaşında. Ablasını bulmaya çalışacağız. Necati Güngül, 32 yıl önce Amerika'ya evlatlık verilen ablası Esra Güngül'ü arıyor. Necati'nin en büyük hayali ablasını tekrar görebilmek. Ablam 4. sınıfta Amerika Birleşik Devletleri'ne evlatlık gitti. Ablamdan 32 yıldır haber alamıyorum. Neden evlatlık verildiler? Annem babamın ayrılması sonucu mahkeme kararıyla bizi yurda verdiler. Anne ve babasına neden kırgın? Anne babama görüşmüyorum. Görüşüyorum ama kırgın olarak görüşüyorum. Ablamın bir an önce işte bulunmasını, herkesten yardımlarını bekliyorum. Necati evlatlık verilen ablasını bulabilecek mi? Şimdi ben biliyorsunuz sosyal medyaya çok mesafeliydim. 2 ay öncesine kadar da açmam diye. Büyük konuşmayacaksın tabii bu hayatta. Açtım, gayet de memnunum.
En çok da neden memnunum biliyor musunuz? Bazı olaylar oluyor ve bir anda insanlar organize oluyor. Herkes birbirine haber veriyor. İşte kayıplar bulunuyor, kan, ilik, hastalık vesaire. İnanılmaz bir yardımlaşma ve dayanışma var. Biz bugün dedik ki şöyle bir hashtag açalım. Necati'nin ablası Esra'yı bulalım. Bütün sosyal medya kullanıcıları, Instagram, Facebook, Twitter, hep beraber sizlerin yardımıyla bulacağız sebebine gelince. Çünkü abla geldiğinde kardeşine veda ederken, kardeşim beni bir aile evlatlık aldı, Amerika'ya gidiyorum demiş. Evet. Peki Necati, ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrasını sen anlat kardeşim. Abla şimdi ben, ablam 1978 doğumlu, ben 80 doğumluyum. Bizi mahkeme kararı işte annem babam anlaşamıyor. Mahkeme bizi o dönem Atatürk Çocuk Yuvası olan Ankara'da Atatürk Çocuk Yuvası, şu an Keçören Çocuk Yuvası adı altında bize o yurda veriyorlar. Ondan sonra abla beni 5 yaşında ablamla aynı yurttayken 5 yaşında beni Ayaş Çocuk Yuvası'na veriyorlar. Ayrılıyoruz orada. Ayaş Çocuk Yuvası'nda abla ben okula başlıyorum. İşte ikinci sınıfa giderken ablam da Keçören Çocuk Yuvası'nda 4. sınıfa gidiyordu. Ondan sonra bir gün beni okula götürmedi yurdun hocaları, bekle dediler. Bekledim abla, ondan sonra bir tane dolmuş tipi bir araba geldi. Ondan sonra içinde ablam var. Ablam tabii giyinmiş, güzeldi, elbisesi falan güzeldi. Yurdun hocaları da var abla. Ondan sonra ablam indikten sonra baktım, dedim ablam gelmiş. Ben dedim ziyarete geldi. Meğersem veda etmeye gelmiş, haberim yok. Ondan sonra bize benim yurdun hocaları, bizim yuvanın hocaları dedi, ablanla son kez sarıl, konuş dedi. Ablama dedim, o zaman dedi, kardeşim dedi, ben dedi Amerika'ya gidiyorum dedi. Ben de Amerika'nın ne olduğunu bilmiyorum, küçüğüm, aklım elmiyor. Ondan sonra ben ablama sarıldım, öptüm, ağladım, o da ağladı. Sonra ben geri durdum, arkasından baktım, abla Serap abla, ondan sonra hemen apar topar ablamı, o yabancılar da vardı, Amerikalılar. Apar topar arabaya bindirdiler. Ondan sonra ben de arkasından el sallayarak baktım. Ondan sonra ablam gittikten sonra beni Saray Çocuk Yuvası'na verdiler abla. Saray Çocuk Yuvası'na kadar ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Anne babayı tanımıyorum daha. Tabii çocuk yaşta gelmişler, 0 yaşında. Ben 0 yaşında verildiğim için anne babayı bilmiyorum. Anne babamın hani... Saray yurduna gittim, ilkokul 3'teyim, okula gidiyorum. Okulda öğretmen bana soruyor. Necati diyor, annenin ismine Devlet diyorum. Babanın ismine Devlet. Çünkü nüfus cüzdanım yok. Şimdi anne babamı bilmiyorum, hiç görmedim. 13 yaşında okuldan geldim Sarap abla. Yurdun otobüsleri var. 23 kişi bir okula gidiyorduk biz. Okulda beni... Çıktıktan sonra otobüse bindirdiler. Saray yurduna geldik abla. Saray yurdundan indim. Biz yurdun öğretmenlerine anne baba derdik yurtta. Dediler ki müdür anne geldi. Necati dediler, annen geldi. Arkamı döndüm baktım. Benim annem dedim, annemi gördüm. Dedim benim annem yok. Kaç yaşındaydın? Abla o zaman ilkokul 3'e gidiyordum. 9 yaşında filandım. 9-10 yaşlarındaydım. Ondan sonra konuşmadım. Arkasından Serap abla konuşmadıktan sonra annem gel gitti. Epey 2-3 ay aradan sonra tabii kalabalık geldiler. Bu sefer de ben yurdun, belki saray yurdunu bilen vardır Serap abla. Geniş, büyük bir arazinin içinde. Bu sefer annem geldi, benim annem yok dedim. Benim annem babam dedim, Devlet dedim. Beni bu yaşa getiren Devlet. Ondan sonra abla bakıyorum, annemden kaçıyorum, peşimden geliyor. Sürekli konuşmuyordum. Ondan sonra abla bunun akabinde şöyle söyleyeyim, 6 ay veya 1 yıl sonra da babam çıktı geldi. Babam geldi yurda, ben yurttan beni almaya kalkıyor, yurdun hocaları vermiyor. Şimdi şöyle bir şey, mahkeme kararı bizim velayetimizi babaya veriyor. Baba bakamıyor, bakamadığı için de bize... Sosyal hizmetlerin uzmanları gelip alıp bizi yurda veriyor abla. Ondan sonra babamla da görüşmedim. Ta ki yetiştirme yurduna gittim Serap abla. Yetiştirme yurdunda
Abla, orta bire bir sefer gittim. Yalan söylemeyeyim abla. O zaman şimdiki 1980'deki yurt şartlarıyla şimdiki yurt şartları çok farklı abla. Orada nasıl söyleyeyim abla işin açıkçası? Ben çok dayak yedim yurtta. Öyle mi? Ya nasıl diyeyim? Yetiştim ve yurdundayım. Okula gidiyorum. Orta bire. O dönem 10 tane ders var. 8 tane zayıf getirdim. Benimle birlikte 10 arkadaş. Bizi Peugeot'ya bindirdiler abla. İndik arabaya. Bizi götürdüler abla. Geldiğimizde baktım üstte küçük sanayi sitesi yazıyor. Öğretmene dedim ki hocam dedim biz şimdi küçük sanayi sitesine niye geldik 10 arkadaşta? Yani abla anasız babasız büyümek öyle bir zor ki. Bizi getirdiler sanayideki dükkanlara. İlk zaten hiç unutmam abla şey var. Oto kılıfçısı. Usta dedi öğretmen. Eleman lazım mı dedi. Lazım. Ver buraya. Ustaya diyor ki Serap abla. Bunu diyor eti senin kemiği benim. Döv diyor. Yurdun hocası. Çünkü ya yurtta yetişmek sanki insanların gözünde abla ne bileyim. Allah hani kimseyi de düşürmesin. Hani doğarken anne babayı seçemiyorsun. Ama eksikliğini de göstermesin değil mi? Yok devletimden Allah her zaman diyorum. Ben gene diyorum benim anam babam devlet. Beni bu yaşa getirdi. Çünkü onu yapanlar şahsi kişiler. Tabii, kurumlar tabii. Değil. Evet şahsi o kişinin kişiler. Yapısıyla, vicdanıyla, yaptığı işi sevmemesiyle ve kendi hayatıyla alakalı bir şey. Aynen burada abla. Kurum suçlu değil yok, yani. Ben her zaman şimdi bile diyorum yaşım 40. Devlet dairesinde işe sokuyor abla. İş yerindeki arkadaşlarım, müdürlerim bana gene soruyor. Annem baban kim? Devlet. Çünkü ben 0 yaşından beri elinde büyüdüm. Peki Necati kardeşim niye senin annen baban ya da baban yurda veriyor? Eğer o bakamıyorsa anneye verseydi mesela anne bakardı. Ne olmuş onların arasında? Serap abla anneme şimdi yaş ilerledi artık belirli bir yaştan sonra hesap soracağım. Bir tarafta anne bir tarafta baba artık şundan korktum abla. Babama soruyorum ablamı niye evlatlık verirken imzam var. Senin imzan annemin imzası olmasa bu çocuk gitmez. Ondan sonra ona soruyorum neredeyse Serap abla diyecekler ki sen verdin. Artık baktım abla olacak gibi değil. Ondan sonra yurttan çıktıktan sonra işe girdim abla. İşte yani biliyor yurt İşe girdikten sonra yurttan girdim korkuyorum işe girdim abla. İnsanların hani diyorum ki yurttaki dönemdeki insanların bize davrandığı şekilde mi insanlar bize davranacak? İşte dayak yiyeceğim mi? Bağıracaklar mı? Ben abla inanın anne baba sevgisinin ne olduğunu bilmem. Ondan sonra baktım abla çalıştığım kuruma girdim. Allah onlardan da devletimden de bin kere razı olsun. Ben anne baba sevgisini orada tattım. Benim düğünüm oldu. Kız istemeye gittik Serap abla. Dedim ki askerden geldim kız istemeye gittik. Kayınpederin evine geldim anne baba yok. Kız istemeye dairedeki arkadaşlarım var. Neyse abla kızı istedik. Evleneceğiz şimdi. Evlendik. İşte düğün yapıyoruz abla. İşte takım merasimi var. Takım merasiminde kızın anne baba şeyini sayıyorlar. Oğlan damada gelince ne anne var ne baba. Akraban yok. 27 yıl sonra ben dayımı tanıdım. Dayım annemle küsmüş ayrıldıktan sonra. Şimdi benim onun oğlu da kızı da emniyet müdürü oldu şu an. Dayım bana şimdi babalık yapan o. Öyle mi? Ne güzel. Şimdi 27 yıl sonra buldum. Her aradığında hani bir, garipsin abla anlayacaksın. Evin yok, araban yok. Misal evinde iki çocuğum var. Şimdi benim bir oğlum bir kızım oldu abla. Allah bağışlasın. Allah'a dua ettim. Allah'ım dedim bana verirsen dedim bir kız evladı ver. Benim dedim hayalim ablamı hiç sarılmadım. Ablamı öpemedim. Bari dedim kızıma dedim onun ismini vereyim. Kızım oldu abla. Kızıma ablamın ismini... Al kardeşim.
ablamın ismini verdim abla. Şimdi ona sarılıyorum, onu öpüyorum. Sanki canlısını öpüyorum. Ya şimdi herkes diyor, mahallede de herkes beni sever sayar. Mahallede herkes diyor, niye kızına düşkünsün? Oğluna kızına. Ben çocukluğumu yaşamadım. Ben hiç oyun oynamadım. 13 yaşında sanayiye işe girdim. 13 yaşında ben daya iş yerine gidiyorum abla. Dolap taşıyoruz, mobilya dükkanına verdiler. Anne baba yok, usta hiçbir şey yok. Yanındaki annesi babası olana kızıyor. Onu dövemiyor, direkt beni dövüyor. Çünkü nasıl olsa beklentisi yok. Yurda gidip şikayet etsem bir de oradan dayak yiyeceğim. O dönem, şimdiki dönem çok iyi abla. Ben buradan yurt çocuklarına diyorum. Her zaman da diyorum, sosyal medyada da diyorum. Devlet bizim anamız babamız devlet, gerisi yalan. Devlet hiçbir zaman kimseyi abla sokakta bırakmadı. Yani beni bu yaşa getirdi, daha hala benim çocuklarımın boğazından devletimin verdiği geçiyor. Evim de olmasın, arabam da olmasın, kiramı da veremiyorum. Yeri geliyor abla onu da veremiyorum, elektriğimi de ödeyemiyorum. Benim hanımım şimdi gelirin yok, arkada beklentin yok, anam baban yok. Herkesin ana babasından bir şey kalıyor. Benim şimdi eşim, herkes bilir, dairede çalıştığım arkadaşlarım bilir. Benim kapıcılık yaparak, temizlik yaparak parasını kazanıyor. Çünkü helal olsun. Abla helal ben olsun. Şöyle helal söyleyeyim. Helal para kazanıyor. Evet ya, ne olacak? Evet Sarap abla bir de şunu söyleyeyim. Nasıl? Karın iyi mi? Karım iyi. Maşallah. Allah diyorum ya benim anam babam o. Maşallah. Biz bayramda abla inan nasıl bir duygu olduğunu şöyle söyleyeyim. 16 yıllık evliyim. Oğlum 8 yaşında. Pardon oğlum 10 yaşında. Kızım 8 yaşında. Bayram geliyor abla. Çocuklarıma bir günden bir güne bayramlık giydirip el öpmeye bir yere götüremedim. Çünkü yok. Kimin kapısını çalayım? Ha ablam olsaydı belki o bana annelik yapacaktı. Belki onun kapısına götürecektim bayramlaşmaya. Yani abla askere gittim. Şöyle söyleyeyim. Askere gidiyorum Serap abla. Askerde komutana dedim ki Ankara'da görüşürüz. Bilmiyorum hani şimdi her tarafta dayak yiyorum. Askerde komutana dedim Ankara'da görüşürüz. Beni hemen apar topar askeri mahkemeye verdiler. Top ve rat karşısında amiri tehdit. Evliliğimin ikinci günü Serap abla cezaevine girdim. Niye? Askerde aldığım ceza onay olduğu için memuriyette 6 ay bir gün geçiyor diye görevime son verdiler. Atıldığım iş yerinin önünde ben ayakkabı boyacılığı yeni evliyim. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağladım. Mahkemeye, bölge idareye dava açacak param yoktu. Dedim ki, avukatların birine dedim, siz bana dedim bir savunma hazırlayın ben onları vereyim mahkemeye. O benim dedim hayatım, belki kazanırım belki kazanamam. Ayakkabı boyacılığı yapıyorum abla. İşte diyorum ya ben sevgiyi çalıştığım yerde öğrendim. Necati, şimdi bir dönem, bir 5 yaşına kadar aynı yuvada kalıyorsunuz. Evet abla. O zaman ablan 7 yaşında diyelim. Evet abla. Sana ablalık yapıyor muydu? Orada görüşüyor muydunuz? Abla çok güzel yapıyordu. Öyle mi? Nasıl söyleyeyim hiç unutmuyorum. İnanın beslenmesinde kuru üzüm koyarlardı, elma koyarlardı, yemezdi bana yedirirdi. Bana yedirirdi, kendi yemezdi. Ayırdıktan sonra bir kere son kez o zaman sarıldım, bir daha sarılmadım. Son görüş. Aynen. Bu Esra ile babanızın elinizdeki tek fotoğrafı, doğru evet, mu? Evet abla. Son ilk bu fotoğraftan başka hiçbir şey yok. Zaten bir süre sonra da baba sizi... Daha doğrusu baba taksi şoförlüğü yapıyormuş evet, herhalde. Abla. Komşular mı şikayet etti çocuklara komşular bakamıyor diye? Komşular ediyor abla diye. Şöyle söyleyeyim. Komşular ediyor. Çıkıyorum abla ondan sonra komşular ettikten sonra sosyal hizmetler uzmanı geliyorlar. Beni alıyorlar. O an ben zaten yurda götürdükten sonra Serap abla beni yoğun bakıma kaldırıyorlar. Sıfır yaşındayım. Psikolojin mi bozuluyor? Yok abla sıfır yaşındayım. Ha. Bronşit, astım, nefes darlığı. Bakamamış. O hastalıklar falan tespit ediyorlar. Ondan sonra yoğun bakımda başımda annem öyle der. Bilmiyorum. Başımda da o kalmış. Beni ölecek diye bırakmışlar. İşte dedim ya abla keşke o hani bu olayları göreceğim orada ve keşke ölseydim bunları görmeseydim. Yapma öyle deme. Bak iki tane nur topu gibi çocuğun olmuş. Şimdi zaten olmuş. Onunla hayata... Tutunmamın tek sebebi onlar. Oğlum, kızım. Necati, şimdi annen o dönemde seni alabilirmiş. Baba ona vereceğine
yuvaya vereceğini anneye verebilirmiş. Bu süreçte annen evlenmiş galiba. Evlendi. Baban da 15 yıl ceza almış ve şu an cezaevinde. Evet abla, o da evlendi. Biz annemden ayrıldıktan sonra onun da çocuğu oldu. Annemin de çocuğu oldu. Hani şöyle söyleyeyim. Annemden olan da ötekiler de hani kardeşlik olarak hiçbir şeylerini görmedim. Hepsi dört dörtlük beni abi olarak şey yaptılar. Ama bazen anneme diyorum. Onlara bakabiliyorsun, bana niye bakamadın? Aynen, o hesabı sordum. Hani ben gene diyorum abla, iki çocuk ya. İki çocuğu birbiriniz baksaydınız, birbiriniz baksaydınız gene ayrılmazdık. Ben inanın Serap abla 32 senedir, şimdi şöyle söyleyeyim, sosyal medyada ben bayramlarda paylaşıyorum. Şimdi aile sosyal politikalardan yazı geliyor. Ablan isterse bilgini veririz. Şimdi ablamı aramıyorlar isterse. En son yalan söylemeyeyim abla, en son psikolojim bozuldu. Dedim ki artık en son cam tepenin birine çıkayım inşaatın. Kendimi atayım. Benim bir müdürüm var. 20 yıllık müdürüm Vildan Hanım. Size müracaat etmiş. Benim hiç haberim yok. Evet, Allah bir arkadaşım aracılığıyla arattırdı. Allah sizden de razı olsun abla. Ben inanamadım ilkin. Diyorum abla, telefon çaldı. Dedim şaka mı yapıyorlar? Dedim o kadar çok müracaat ettim. Hani yetmiyor abla, küçüksün. Arkanda kimsen yok. Demek ki çok da arkasız değilmişsin. Çok evet, da yalnız abla. Değilmişsin. Evet, evet. Şimdi geldin burada, koca bir ekibin içindesin. Bak burada birbirinden değerli hocalarımız var. Evet, arkada abla. Kocaman bir ekip var. Bunun yanı sıra şimdi biraz önce duyurusunu yaptım zaten. Bizim halkımız böyle olaylarda sahiden çok duyarlıdır. Kesinlikle. Dediğim gibi Necati ablası Esra'yı bulsun hashtag'i açtık. Bunun için tüm seyircilerimizin, özellikle sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanan, doğru kullanan ve ulaşması gereken yere mesajları ulaştıran öyle bir kitle var. Hemen organize oluyorlar ve hemen de sonuca ulaştırabiliyorlar. Esra'nın Amerika'ya gittiğini duymuş o zaman. Bir minibüsle geldiler diyorsunuz. Evet, zannediyorum şimdiki o VIP minibüsler gibi bir şeyler var mıydı o zaman bilmiyorum. Peki dedin ki yanındaki kişiler yabancı dedin. Acaba Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları mıydı? Yok abla. Yoksa bildiğin Amerikalılar mıydı? Bildiğiniz Amerikalılar abla. Sonradan... Nereden anladın? Abla belki... sonradan araştırdık işte, şey yaptık. Hani ben dedim bari dedim, şimdi dayım diyorum ya. Dayımı araştırıyor, şeyi araştırıyor. Bir tane ondan sonra bana işte arkadaşlar avukat tuttuydu. Bölge idareye dava açmak için. O da derdi. Son kez sana bir annelik daha yapacağım. Ablan için dava açacağım. Vekaletim olduğu için hocam araştırıyor, yurda soruyor. Ablan alan kişiler pilot. Hiç ev çocukları olmuyormuş Serap abla. Alan kişi pilot dediler. Şu an ablan doktor, evli bir çocuğu var. Ama başkasını arama diyorlar Necati. Çünkü... Nasıl başkasını arama? Diyor ya Serap abla, mahkeme kararı. Mahkeme kararını açsam şimdi ben yeri geliyor kiramı veremiyorum. Hani hocam şimdi yeri geliyor şeyimi veremiyorum. Şimdi avukat idari mahkemeye dava aç diyor. Şimdi ne olursa olsun... Sen onları düşünme artık. Onları düşünme. Sen artık onları açtın. Buradasın artık. Buraya gelmekle sen zaten böyle bir 180 derece kesinlikle bir dönüş yaptın. Çünkü o bilgiler zaten verilmemek üzere orada bulunuyor. Evet, herkes bilgileri dağıtsa çok büyük kaos olur. Onu ona verdik, bunu buna verdik diye olmaz, herkes zaten kapıya dayanır yani. Ama abla şimdi soruyorum. Şurada böyle bir şey, burada şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocam özür dilerim, hemen söz hakkı vereceğim. Baban velayet onda verdi, şöyle bir şey diyebilirdi yuvaya. Ben çocuklarımın evlatlık verilmesini istemiyorum. Evet, işte 18 yaşına kadar ya da ben kendimi toplayana kadar diyebilirdi. Senin için öyle demiş anlaşılan. Ama kızına böyle iyi bir yerden bir kısmet çıkıp da hani iyi yetişir, iyi bir eğitim alır, kendini kurtarır. Ya da sen şey demişsin, babam sonra biraz paralandı. Belki biraz oradan para da aldı mı bilmiyorum. O tırnak içinde evet, söylüyorum. Ama kardeşin için belli ki imza verilmiş. Evet. Evlatlık verilebilir, onayı verilmiş değil mi hocam? Evet.
Ben bir cümle kurdu da Necati Bey, o içime dert oldu. Hani diyorsunuz ya, bazen içime kötü hisler geliyor, kendime bir şeyler yapmak istiyorum. Evet hocam. 183 danışma hattı vardır. Ücretsizdir. Lütfen öyle bir, yani bütün seyircilere seslenmek istiyorum. Öyle bir his geldiğinde içinize yarım saatli bir konuşma hayatınızı kurtarır. Yani bu çok önemlidir. 15 dakikada bile konuşsanız, yani bir his geldiği zaman sakın burayı aramamazlık etmeyin. Tamam hocam. 183. Peki öyle bir şey geldiğinde hocamın dediğini kesinlikle yap. Tamam abla. Bir de şunu düşün. Senin iki çocuğun da anne babasız mı büyüsünler? Evet abla, işte onlar benim büyüklüğüm. Yani karın bakamasın ve onları da yuvaya mı versin? Yuvada Necati, mı büyüsünler? Necati, yani Necati öyle şeyler yaşamışsın ki Necati, onları aşmışsın sen artık. Evet, şimdi hocam. Ne ki? Bir de biraz önce dedin ya, yani evim yok, kiramı da bazen ödeyemiyorum ama devletim var, devlet arkamda. Evet, devleti hocam. Ana baba bilmişim bugüne kadar diyorsun. Devlet arkanda, biz de arkandayız. Bundan sonra bütün seyircilerimiz de Necati'nin arkasında olacak inşallah. Bak göreceksin şimdi. Sen her şeyi aşmışsın. En kötü günleri geçmişsin Necati. Evet hocam. Bundan sonra çıkar o şeyler aklından lütfen. İnşallah. Şimdi göreceksin, sosyal medya harıl harıl çalışıyor. Ben onlara inanıyorum ve güveniyorum. Bu arada Hasan Bey, bilmediğim bir şeyi soracağım. Bundan 32 sene önce oluyor bu evet, olay. Türkiye'de yaşayıp yabancı uyruklu olmak var. Bir de Amerika'da yaşıyorsunuz ve Amerikalısınız. Türkiye'den gelip çocuk evlat edinemez. Alamazsınız, yok. Alamazsınız. O dönemin şartlarında kesinlikle alamazsınız. Onun için ben Türk olabileceklerini. Yani çifte vatandaş da olabilir. Türk uyruğu muhakkak vardır yani. Bir de orada şöyle bir şey var. Yani hocam daha iyi bilir. Ben okuduğum için biliyorum, yanılmıyorsam. Mutlak surette bir sözleşme imzalanıyor. Eğer yurt dışına gitse bile çocuğun periyodik olarak bulunduğu ortamla ilgili tutanak tutuluyor. Bunu da eğer yurt dışına gitmişse konsolosluk aracılığıyla mutlaka yapmak zorundalar. Tabii. Yani bir yerlerde kayıt altında olmak zorunda yani. Sadece velinin imzası yetmez, anne babanın da ortak imzası tabii. Gerekir. Evet. Öyle ki evlatlık durumlarında. Yurt dışına çıkarken tabii. Bile seyahate tabii. Giderken ne bile yurt dışına alıyorsunuz. Bu durumda bir de şey söyledim, o da benim çok içimi acıttı. Arabadan indi, çok güzel giyinmişti evet. Dedin. Yani temiz giydirmişler, öyle mi? Aynen. Onu öyle görünce ne hissettin yani? Ben bak şimdi bakıyorum abla, diyorum ki ablam niye geldi? Hani ben gideceğini hiç bilmiyorum. Herhalde dedim, o bizim kaldığımız yuvada kızlar da var. Herhalde dedim ablamı da buraya verdiler. Meğersem vedalaşmaya işte ilkokul 2'ye gidiyorsun abla, vedalaşıyorsun. Amerika'ya gidiyorum dedi. Ben dedim herhalde gelecek, yakın bir yer Amerika. Türkiye gibi bir yer dedim. Sarıldım, o ağladı. Abla hani bırakmadım da. Gitme. Bırakmadım. Ondan sonra beni, ablamı çektiler. Beni de çektiler. Arkamdan ağlıyor. Ya böyle filmlerdeki gibi evet, sizi abla. Zor ayırdılar. Ablama baktım ondan sonra, ancak en son otobüste giderken ha, küçük bir minibüs tipiydi. 5-6 kişi vardı. Evlatlık alanlar vardı. İşte giyinmiş, giydirmişler güzelce. Eşortman takımı vardı. Sarıldım. En son orada öptüm. İlk defa orada öptüm, ilk defa orada sarıldım ablama. Ve son defa. Son defa oldu. Şimdi biraz önceki konuşmalarımıza dayanarak şöyle tahminde bulunabiliriz. Bunların Türk olma ihtimali ailenin çok yüksek. Çok yüksek, evet. Amerika'da yaşıyor olabilirler, evet orada iş güç sahibi olabilirler ama bu kadar kolaylıkla hem de yuvadan, hani öyle elden falan, hani kaçak göçek bir şey değil. Kayıtlı kuyutlu, daha önce oraya başvurup sıra beklemiş olmaları lazım. Bugün başvurup yarın evlat edinemiyorsun. Dolayısıyla önceden onların bir başvurusu vardır. Belli yaş aralığını istemişlerdir. Belli cinsiyette bir çocuk tabii. istemişlerdir. Dolayısıyla da zaten bence en önemli şeylerden bir tanesi, bazen çocukları çok küçük evlat ediniyorlar ve çocuklara söylemiyorlar bunu. Bilmeden büyüyorlar. Ama ablan neredeyse 8-9 yaşındaydı. 4. sınıfa gidiyordu abla. 9-10 yaşındaydı. Ve sana veda etti. Ben öptü, onu kokladı. Bile biliyorum abla. Sarıldım, ağladım, beslenmesini getirdim. Her şeyi unuttum hayatımda. Hiç onu unutamadım. En son sarıldığımı. İşte bunlar bizim için çok önemli. Tabii. Çünkü ablan Esra... Evlatlık olduğunu bilerek gitti. Evet. Bir kardeşini arkada bıraktığını bilerek gitti. Kendisi o yaşa kadar yuvada bulunduğunu bilerek, onun bilinciyle gitti. Şimdi Türk bir aile ise adını yine Esra olarak devam ettiriyor da olabilirler.
değiştirmiş de olabilir. 10 yaşındaysa bence değiştirmemiş olabilir. Belki Amerika'da hani Amerikan vatandaşı bilemiyoruz tabii orasını ama değiştirmemiş olabilirler ya da ikinci bir isim koymuş olabilirler. Amerika'da yaşadığını sevgili seyirciler, duyumlarımız bu yönde. Amerika'ya eli kolu uzanan herkesten rica ediyorum. Lütfen hemen sosyal medya üzerinden buna ulaşalım. İnşallah ablasını buluruz. Çünkü hayatta başka var da yok. Yani anne var, yok. Baba zaten yok. 15 senedir cezaevinde. 15 sene hüküm giymiş. Şimdi senden ricam, tabii şimdi Amerika ile de saat farkımız var. O yüzden şu anda izleniyordur orada diyemeyeceğim. Ama sabahın çok erken saatleri olması lazım. Nerede yaşadığını bilmiyoruz. Orası da eyalet eyalet bölünüyor, şehir şehir. Şimdi sen sanki seni ablan izliyormuş gibi. Çünkü ona haber gittiğinde açıp o bakacak YouTube'dan, oradan buradan izleyecek. Ablan seni izliyormuş gibi şu ışığı yanan kameraya ablana ne söylemek istiyorsan, bugüne kadar biriktirdiğin her şeyi, sevgini, özlemi, her şeyini söyle. Abla beni duyuyorsan, beni seviyorsan bir resmin veya bana bir telefonun yeter. Ben senin gelmeni de istemem. Yeter ki bana sesini duyur. Yeter ki resmin olsun bana. Evimin bir köşesine asayım. Diyeyim ki bu da benim ablam. Hayatta varım yoğum sadece o olan. Bayramlarda, seyranlarda gelip çocuklarımı götüreyim, elini öpsün, bayramını kutlasın. Benim bütün isteğim bu. Hiçbir şey istemiyorum senden başka. Yeter ki gel. 32 yıl oldu. Seni özledim. Gittiğini özledim. Sarıldığımız güne kadar özledim. Senden ricam bir resmin olsun, telefonun olsun bana yeter. Gelmesen de canın sağ olsun. Ama yaşadığını bileyim. Evet Esra, soyadınız Güngül. Güngül'dü daha doğrusu. Evet, tamam. Annenin ismi Tülay. Babanın ismi Kenan. Tülay Metin, babayla ayrıldıktan sonra kendi baba soyadına dönüyor annen. Ve Kenan Güngür'ün kızısın. İki kardeş dört yıl boyunca aynı yurtta kalıyorsunuz. Keçiören Yetiştirme Yurdu'nda bugünkü adıyla, geçmişteki adıyla Atatürk Yetiştirme Yurdu. Sonra ayrılıyorsunuz kardeşler ve 1986'da Necati 6 yaşındayken Ayaş Çocuk Yurdu'na naklediliyor. Sen 8 yaşındasın o dönemde ve tahminen 1988 ya da 89 yılında 4. sınıf öğrencisiyken Amerikalı bir aile ya da Türk ama Amerika'da yaşayan bir aile tarafından evlatlık ediniliyorsun ve gidiyorsun kardeşine, Ayaş Çocuk Yuvası'ndaki kardeşine veda ediyorsun, sarılıp öpüyorsun. Ve ben gidiyorum Amerika'ya diyorsun. İkiniz ağlaşarak ve gerçekten filmlerdeki gibi sizi zorla ayırıyorlar ve gidiyorsun. Bence iyi bir hayat seni bekliyordu. Umarım da her şey yolunda gitmiştir. İyi bir hayatın oldu. O senin hayatının bir dönüm noktası. Ama Necati senin kadar şanslı olamadı ne yazık ki. Yine de çok şükür evlenmiş. İki tane yeğenin var. Yani halasın bu durumda. Senin de bir tane kız çocuğun olduğunu duymuş. Yani o da bir dayı ve sen 42 yaşındasın artık. Gerçeklerle yüzleşebilecek, bunu taşıyabilecek. Kardeşinle de konuşma imkanına sahipsiniz teknik olarak da. Ve elimizdeki tek fotoğrafında bu. Bu arada belki duymamışsındır. Baban 15 yıl ceza almış ve şu anda cezaevinde. Sen busun. Çok küçüksün burada zannediyorum bir buçuk yaşlarında, evet. Filan. Yani yuvaya gitmeden hemen önce olabilir bu. Yuvaya gitmeden hemen önce. Yani annene babana kızgınlığın, küskünlüğün olabilir. Ama seninle aynı kaderi paylaşan Necati'ye herhangi bir kızgınlığın, küskünlüğün olmadığını düşünüyoruz. Lütfen bize ulaş Esra. Evet. Ay Allah'ım, bugün çok kavuşturma olmasını istiyorum. Necati ablasına kavuşsun istiyorum. Havan Hanım torununa kavuşamadı ama inşallah yollar tıkanmadı. Hiçbir şey son değildir. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Şimdi bazen
karşımıza bir olay çıktığı zaman birçok konuyla ilgili şüpheli yaklaşırız. Yani hani bir farklı düşünelim dersiniz ya, burada farklı düşünemiyorsunuz. Yani karşınızda o kadar somut bir örnek var ki, konuşurken bile zaten Necati Bey, yani profilini okuduğunuz zaman artık göğsü sıkışa sıkışa, duygularını dışarı vuramıyor. Yani Necati Bey'i dinleyip de etkilenmemek insanoğluna zor. Ben baktım zaten, hepiniz bir suskun, evet, suskunlaştınız. Evet. Nihayet biz de insanız, yani etkileniyorsunuz orada. Hani bazen dinleriz bazılarını, ben işte güvenlikçi olarak şüpheci çok bakarım. Bu böyle değildir falan diye. Burada bir şey yok yani. Burada yok. Burada olduğu gibi bütün düşüncelerini dışa aktarmaya çalışan ve ablasını arayan, tek bağı olan birini arıyor şu anda. Bununla etkilenmemek mümkün değil, mümkün yani değil. İnsan olan için. Ve evet. Çok da içtenlikle hikayesini anlatıyor. Şimdi dedim ya, bugün çok fazla kavuşturma istiyorum diye. Deniz de 2 yıldır evlatlarına kavuşamayan bir anne. Necati'nin hikayesini dinlerken zaten o orada gözyaşlarına boğuldu bile. Deniz Özdoğan İstanbul Sancaktepe'den geldi programımıza. Deniz'cim hoş geldin. Gözlerinin yaşı durmadı. Özellikle Necati konuşurken. 32 yıldır ablasını... Ha, bu arada sosyal medya üzerinden derhal başladılar. Ya ben bayılıyorum bu sosyal medyayı düzgün doğru kullananlara. Ben hala hani öyle çok kullanıyor sayılmam, kullanabilemiyorum ama... Yani hakikaten çok teşekkür ederim. Bir anda Facebook üzerinden, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden seyircilerimiz hep bir elden Necati'nin ablasının bulunması için katkı sağlıyorlar. Biz yıllardır bu programları sizinle birlikte yaptık. Sizlerin yardımı ve desteğiyle efendim. Şimdi Deniz'in 2 tane çocuğu var. Deniz 2012 yılında evleniyorsun. 2011. 11 yılında, 9 sene önce. Evet, doğru yani, mu? Evet. Evet. Peki ondan sonra bir boşanma gerçekleşiyor. 2018 evet. Yılında. Evet. 2018 yılının sonlarına doğru. Evet. Ama öncesinde de çocuklarla ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Evet. Şu hikayeni bir senden dinleyelim. Çocukların biri 8 yaşında, biri 5 yaşında. Evet. 2,5 senedir göremiyorsun. Evet. Çocuklar 8 yaşındaki 5,5 yaşındaydı. 5 yaşında olan da 2,5 yaşındaydı. Evet. Bu arada babaları 1,5 ay önce evlenmiş. Acaba yeni karısına anne mi dedirtiyor çocuklara? Senin anne. Hikayeni baştan dinleyelim. Biz 2018'in Eylül ayında boşandık. Onun öncesinde zaten velayeti de kendisinden çok istedik. Vermek istemedi. Yani ben hani rencide etmek istemiyorum ama çeşitli tehditler de bulundu bana karşı. Annem de zaten çok söyledi hani velayeti ver diye, biz de çok söyledik. Ama kendisi vermek istemedi. Arada da tehdit olunca ben de vermek zorunda kaldım çocuklarımı. Ama yalnız bana göstereceğini söyledi, konuşturacağını söyledi. Ayrıca senin görme hakkın var. Evet. Ondan sonra ve mahkemede de zaten görüş günlerim de belirli. Göstereceğini söyledi ama hiçbir şekilde ben çocuklarımla konuşamıyorum. Ve çocuklarımı çok kötü bir şekilde dolduruyor. Ve boşanma aşamasında da zaten dediği kelime şu bana. Sen çocukları alsan da, yani hakim sana verse de çocukları. Ben evimi de satarım, arabamı da satarım. Çocukların velayetini alırım senden dedi. Parayla bana. Mı alınıyormuş velayet? Ben ilk defa duyuyorum parayla yani, velayet çok, alındığını. Çok kötü. Hasan Bey siz de duymadınız herhalde. Ben de ilk herhalde. Defa duydum. Hatta şimdi velayeti almak istemesinin asıl sebebi nafaka da vermemek aslında. Normalde o yaştaki çocuk anneye verilmek zorunda. O zaman bombayı annenin söylüyorum. Rızası olmak. O zaman bombayı patlatıyorum. Bir de üstelik nafaka istiyormuş Deniz'den. Evet, 1.000 lira nafaka istiyor evet. Çocuklara benden. Şaka gibi. Sırf nafaka ödememek için çocukların velayetini almıştır. Zaten hakim reddetti. Yani işte. Deniz ve kötü mü ayrıldınız? Biraz çekişmeli ayrıldık. Biraz olayla ayrıldık açıkçası kendisiyle. Ben medeni bir şekilde ayrılmak istedim. Güzel bir şekilde ayrılmak istedim kendisinden. Ama o medeniyeti görmedim. Olmadı. Olaylı bir şekilde ayrılmamız gerçekleşti. Bir taraf istemeyince olaylı bir şekilde. O boşanmak istemedi herhalde. Şöyle boşanmak istemedi. Bana dedi ki, yani ailesi de zaten bu teklifi sundular bana. Hani anlaşamasanız da aynı çatın içerisinde
Yani yapamıyoruz, olmuyor, anlaşamıyoruz. Hani iyi ya da kötü günlerimiz geçti. Ben böyle olmasını istemezdim. Hani ailesi de dedi ki yuvanızı dedi yıkmayın dedi. Çocuklarınız için çocuklarınız var dedi. Yuvanızı yıkmayın. Aynı çatının altında oturun. Zaten çok kez ayrılma aşamasına biz geldik. Hani sadece 2018'de değil. Daha önce benim iki tane daha açılmış davam var. Ve onlar hep geri çekildi. İkisi de. Peki siz görücü usulü evlenmediniz herhalde değil mi? Yani evet, bir flört tanışma var mıydı? Tabii ki tabii ki. Tabii o dönemde. Ki. Yani kim haklıydı kim haksızlığa girmeyeceğim. Evet. Çünkü karşı tarafı dinliyorsunuz. O başka bir hikaye. Siz başka bir ben hikaye. Ben de ailesi var. Ben de sonuçta. Gerek yok. Aynen. Çocuklarının da babası sonuçta ayrıca. Sonuçta çocuklarımın babası. Ben kötü bir şey konuşmak istemiyorum rencide edici. Ailesi var sonuçta. Sadece şunu merak ediyorum. Ben çocuklarım için buradayım. Böyle durumlarda taraflardan biri bunu yapıyorsa bir şeylerin intikamını almaya çalışıyor. Bir kere evliyken şiddet görüp. Mesela ondan şikayetçi oldun mu? İki, uzaklaştırma kararı alıp yani onları çünkü erkekleri biraz böyle hani delirten şeyler oluyor. Bu uzaklaştırma her ne kadar iyi gibi görünse de erkekler için biraz daha onları gaza getirebiliyor evet. Yani. Böyle şeyler mi oldu? Son dönemde yani evliliğimizin son döneminde uzaklaştırma aldım. Ben de hani o boşanma aşamasındaydı zaten uzaklaştırma aldığında. Bir takım tehditler olduğu için hani çocuğu kendisinden alacağımı düşünerekten. Çocuk senin yanındayken mi? Çocuklar senin yanındayken tabii aynı evin içerisinde, aynı evin içerisinde. Hani boşanırsa işte boşanırsan dedi çocukları alırsan yani bir takım tehditler savurdu. Ben hani tam açıklamalı yapmak istemiyorum. Bundan dolayı tabii ki polis kayıtlarında mevcut olarak dolayısıyla vardır. Evden uzaklaşmak zorunda evet, kaldı. Uzaklaşmak zorunda zaten kaldı kendisi. Hiç yaklaşma girişimi oldu mu? Sokakta, orada, burada? Yok, yaklaşma girişimi olmadı. Yani çünkü öyle şeyler oluyor. Efendim? Kaç ay çocuklarını görmedi? İlk o dönemden bahsediyorum. Yani sizin dediğiniz şeye gelmeye çalışıyoruz. İntikam olayına. Evet, uzaklaştırma döneminde biz her gün çocuğu kendisine gösterdik. Ha, gösterdiniz peki. Aynen, gördü çocuklarını, ailesinin yanına götürdü, gördü. Biz asla çocuklarından kendisini ayırmadık. Telefonda dahi çocuklarını her gün, istediği zaman çocukların sesini duyabiliyordu. Bunlar peki uzaklaştırma kararına rağmen çocukları gönderiyorsunuz ya. Evet. Bunlar bir şey oluyor mu, belgesi oluyor mu bunların? Hayır. Yani, şimdi uzaklaştırma olmuyor. Kararları sadece şöyle yani sadece konuta yaklaşmamayla alakalı değil. İletişim araçlarıyla da rahatsız etmeme, özellikle internet ortamından, sosyal medyadan da rahatsız etmeme şeklinde böyle blok bir karar şeklinde oluyor. Zaten o boşanma sürecinde müşterek eve girmemesini engelliyor. Tabii. Çocuklarla ilgili bir uzaklaştırma kararı almamış. Çocukları görmese de müsaade etmiş. Sadece konuta yaklaşmama şeklinde bir. Bu soruyu şunun için sordum. Hani bu davalık bir konu olursa yarın bir gün Deniz'in iyi niyetli davrandığını. Kesinlikle. Bakın uzaklaştırmaya rağmen bana yaklaşmasın. Ben çocuklarına yaklaşmasın demiyorum. Hı-hı. Çocuklarını gönderdim. Gördü gibi iyi niyet yaklaşımının belgelenmesi açısından tabii, söylüyorum. Tabii. Ama orada herhangi bir evrak imzalanmıyor. Sen evet. Tamamen çocuklarla iletişimi kesilmesin, babalarıyla da görsünler diye. Peki, Evet. Peki ne oldu da? Aa, hocam buyurun pardon. Estağfurullah. Ben bu intikam ve erkeklerin bu tip yani çocukları göstermeme, işte boşandığı eşin acı çektirme konusundaki dinamiklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü intikam değil orada aslında. Tabii ben eşiniz beyefendi için bunu söylemiyorum. Genel bilimsel bir araştırmaların sonucunu söylüyorum. Homofobik dinamikler devreye giriyor. Yani kendi erkekliğiyle ilgili insanın bilinçaltında çok büyük sıkıntı var ise, erkekliğinden emin değil ise genelde kadına karşı bir intikamcı yaklaşımla bunu tezahür ettiriyor. Yani bu tip erkeklerde genellikle hani ileride bir şeyler de çıkabilir, hiç çıkmayabilir de ama altında yatan sebep bu oluyor. Yani bilinç düzeyiyle, eğitimiyle hiçbir şey alakası yok. Yok, hiç ilgisi yok. Şimdi, bu psikolojik bir sıkıntı hocam, tamam. Hocam Deniz Hanım tabii burada inisiyatif kullanmış, kendi inisiyatifi. Normalde buraya iletişimi sağlamayabilirdi ama birçok erkekte şöyle bir noktaya geliyor. Aslında az önce Serap Hanım siz söylemiştiniz ona. Bunu bir onur kırıcı olarak algılıyor. O bir yerlerde oturuyor işte. Homofobik dinamik yani erkekliğine bir saldırı gibi düşünüyor. Aynen öyle. Size katılıyorum. Beni nasıl uzaklaştırır? Yani beni nasıl uzaklaştırır? Erkekliğinden emin yerde olan da bu saldırı olarak görmüyor. Onu evet. Anlatmaya çalışıyor. Zaten ondan emin olan ve bu ilişkiyi medeni şekilde bitirip çocuklarla ilgili herhangi bir olumsuz şey, bir davranış olmasın diye düşünen kişi o uzaklaştırma kararına sebep olacak olayları da meydana getirmez. Tabii.
çocukları. Nedenince ayrılır. Seni istemiyorsa istemiyordur ama çocuklar farklı bir şey yani. Evet. Size yeniden barışma teklifleri oldu mu o dönemde? Oldu. Hala oldu mu? Yani bu iki ay önce evlenmiş ama. Evet. Onun öncesinde de. Yok, onun öncesinde yoktu. Yani daha öncelerinde olmuştu ama son dönemlerde olmadı. Korkuyor musunuz ondan? Ben kapısına gidemiyorum yani, 2,5 yıl oldu. Ben şimdi isim de vermek istemiyorum. Ceyhan karakolunu da kaç defa aradım. Bana icra çıkartmamı söylediler. Hı. Yani kendisi biliyor benim durumum olmadığını. Yani beni sahipsiz mi gördüğü için böyle yaptı, ben anlayamadım. Ceyhan derken? Adana Ceyhan. Çocukları alıp Adana'ya mı gitti o? Hayır, Adana'da yaşıyorlar zaten. Adana Ceyhan'da yaşıyorlar. Siz evliyken orada mı yaşıyordunuz? Evet, Adana Ceyhan'da yaşıyordum. Sonra geldiniz İstanbul'a. Evet, sonradan geldik 2018'de. Ben kaç defa Ceyhan Karakolu'nu da aradım. Dedim ben tek başıma gidemiyorum. Uzaklaştırma kararları da oldu. Tabii ki korkacağım bir bayan olarak. Ki onun öncesinde de telefonda söylenmiş bazı şeyler de var yani zaten. Ceyhan sınırları içerisine seni almam. Sen anne değilsin. Sen biyolojik annesin. Çocukların karşısına çıkmayacaksın. Sizi çocuklarınıza iyi bakmamakla, onlara sevgi, şefkat, ilgi göstermemekle mi suçluyor peki? Hayır, o şekilde suçlamıyor. Şimdi onun düşüncesi şu. Hani benim her gün görmediğim için çocukları, arada bir göreceğim için ben diyor çocuklarıma bir düzen oluşturdum. 2,5 senedir diyor karşısına çıkmadın. 2,5 senedir ben senin karşına çıkmadıysam bunun cevabını sen kendinde arayacaksın. Ben de değil. Ben sana 7 yılımı verdim. Aynı yastığa baş koyduk. Ben sen bana o güveni vermiş olsaydın, güvenimi yıkmamış olsaydın ben senin yanına rahatlıkla gelirdim. Biz iyi kötü beraber 7 yılımızı geçirdik. Bu şekilde mi ayrılacaktık? Olaylar buraya kadar mı dayanacaktı? İnsanları bazen ayrılırken tanıyorsunuz. O apayrı bir şey ama 7 evet. yılınızın 7 yılı da kötü geçmedi herhalde. İyi kötü günümüz oldu. Nerede ama koptu olay? Çok ayrılma derecesine geldik biz. Ailesi de dedi yuvanızı yıkmayın dedi. Ben dedim ben ayrılmak istiyorum. İşte yuvamız var, ayrılmayın. İdare ettik. Bir şekilde bir şeyleri sineye çektim ben. İşte son patlama derecesine geldi son olayda. Deniz yani. Buradan Adana'ya gelin mi gittin sen? Efendim? Buradan Adana'ya mı gelin gittin? Yok, Mersin'de oturuyorduk biz. Mersin'den. Anladım. Adana'ya gittin. Şimdi İstanbul'a taşındın. Evet. Yani onun düşüncesi 2,5 senedir karşısına çıkmadın. Arada bir göreceksin çocukları. Çocukların psikolojisi bozulur mantığıyla. Tam tersine çocukları bu mantığı. Yani sizi göstermiyor. Görmediği zaman o çocukların psikolojisi bozulacak. İşte beni görürse yani psikolojileri bozulurmuş. Yok, hayır. Öyle söylüyor. Kesinlikle yanlış. Düzenli bir şekilde anneyi de görmeleri ve ilişki kurmaları gerekiyor. Eşiniz psikoloji mi okudu? İşte. Hani okudu boş mu? Hayır. Boşanmaya sebebiyet veren bu dediniz ya patlama noktası ekstern bir durum, anlatabileceğiniz bir durum yani çok özel bir durum değilse. Ya eşimin çok onu da sebep olarak gösteriyor olabilir mi diye sormak istedim. Yani eşimin çok sinirli hareketleri vardı. Yani ben de bunu kaldıramadım. Aramızda anladım. Bir takım sorunlar oldu, yaşandı. Deniz Hanım anladım. Bir şey kullanıyor tamam. Anlaşamıyorduk. Eşiniz bir madde kullanıyor muydu? Efendim? Bir madde falan kullanıyor. Hayır kesinlikle yok. Ben görmedim. Bu arada şöyle bir şey var. Keşke psikoloji tabii okumamış. Herkes psikoloji okuyacak diye bir şey yok ama keşke çocukların bu durumunu anneye göstermiyorum psikolojisi bozulur diye bir psikologdan görüş alsaymış. Kesinlikle. Yani o psikologdan görüş aldığında madem ki bu kadar çocukların psikolojisini düşünüyor bir psikologdan hatta çocuk psikologundan yani onlardan bir görüş alsaydınız onların söyleyeceklerini uygulayın bence. Bakalım ne diyecekler. 2,5 sene boyunca anneye icra yoluyla yani polis, icra memuru vesaireyle gidip çocukları görmek mi çocukların psikolojisi açısından daha mantıklı ve iyi? Yoksa belli zaman yaz tatilinde 15 günde bir 2 gün annenin alıp kokladığı, öptüğü, beraber yattığı 2 gün sonra da teslim ettiği anne babanın da medeni ilişkiler içerisinde olduğu bir süreç mi daha çocukların psikolojisi açısından iyi? Bence bunları danışmalısınız diye düşünüyorum. Bu çocukların biri 2,5 yaşındaydı, biri 5,5 yaşındaydı. O çocukların bugün anneye olan olumsuz duygularını tamamen unutmayın ki siz oluşturdunuz. Onlar bilmiyorlardı.
Doğru kesinlikle mu? Çok haklısınız. Yani ebeveynle şu an anneye yabancılaştı çocuklar. Anneyle aralarındaki o bağ neredeyse kopmak üzere. İnşallah program vasıtasıyla tekrar o bağın kurulmasını sağlayabiliriz. Burada da şunu ekleyeyim. Yani herkes aynı düşünce yapısına, aynı duygusal şeye tabi değil. Herkes farklı. Aslında sistemin boşanan bu çiftlerde birbirine bir şekilde bir araya getirmemesi, karşı karşıya getirmemesi lazım. Onun için yıllardan beri söylediğimiz bu çocuk teslim merkezlerinin, yani icra kanalıyla, hani evcil hayvanların haczedilemediği bir sistemde çocukların icra yoluyla alınmasının, yani bu arızanın kanunun içerisinden alınıp çok basit bir şekilde medeni ülkelerde uygulanan sisteme çevrilmesi lazım. Yani belki de sizin anlattığınız beyefendi bunu hiç anlamıyor. O yapıda o akla sahip biri değil. İntikam hevesiyle devamlı şekilde çocuklar annesine kadar dolduruyor. Ama sistem bunları karşı karşıya getirmez ise anne de çocuğunu görebilecek, çocuklar da anne hasreti çekmeyecekler. Aslında sistemin değişmesi lazım bu noktada. Dedim ya, ben hani kanun değiştirme yetkisine sahip değiliz tabii ki de, ama hani bazı kanun maddeleri hakkında ne düşündüğümü geçenlerde söylemiştim. Yani maddelerden değişmesi gerekenlerden biri de bu icra yoluyla çocuk görme. Kadın için, anne için ya da baba için. İkisi aslında, için de geçerli. Bu, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu şey de vardı. 100 günlük eylem planı içerisinde vardı. Mecliste ben bu konuyla ilgili olarak da hatta fikirlerimi de belirtmiştim, göndermiştim. Maalesef yani daha ehemmiyetli görülmedi diyelim bazı şeyleri. Aslında bana göre en ehemmiyetli şey, çocukla anne arasındaki bağ koparsan o çocuk ileride büyüyecek, böyle büyüyecek işte. Çünkü hep ne diyoruz? Çocukların menfaati önce diyoruz. Söz hakkımı alabilirim. Evet lütfen, ondan sonra sadece giriş gibi düşün bu konuya. Evet. Sonrasında tabii ki araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bir de şu anda çocuklarım bana karşı düşman. Düşmandan hiçbir farkı yok. Nereden biliyorsun? Çünkü telefonla konuşturmuyor. Konuşturduğu zaman da buyur telefonla konuşturuyorum diyor. Çocuk kalkıp çok affedersiniz, özür diliyorum, küfür ediyor. Biz seni görmek istemiyoruz diyorlar. Allah Allah. Ve icraya da zaten başvurmuş olsam dahi. Bir de şunu da belirteyim. İcra ile ilgili pahalı, yani çok masraflı bir iş. Onu düşürdüler, bilginiz olsun. Çok cüzi bir şeyleri var. Evet. Ama ne gerek ya var? Gerek yok da, hani çok gerek yok da, ama gerçekten eskiden masraflı bir işti bu. Evet. Kimsenin parası yoktu o 500 lirayı 1000 lirayı vermeye. Ama şimdi yani çok daha evet, masraflı. Selin'cim şimdi senden bir ricam var. Konuya devam edeceğiz ama. Evet. Oğlun 8 yaşında. Evet. Kızın şu anda 5 yaşında. Kızın çok anlayacak yaşta değil ama 8 yaşındaki çocuklar artık internet vesaire her şeyi biliyorlar. Sana rastlaması açısından, sosyal medya üzerinden ya da evet, herhangi bir yerde. Onlara bence söyleyemediğini telefonda, buradan duygularını söyle. Özellikle oğluna. Öbürü de anlayacaktır tabii ki de. Oğlum, ben sizi hep görmek istedim. Baban hep engel oldu bana. Hep sizi doldurdu. Göremedim. Senin o en sonki halini hatırlıyorum. Bana el salladığını. Anneciğim sen de gel dediğini. Ben gelememiştim o zaman. Ben sizi çok seviyorum. Ben hep mücadele ettim sizin için. Ve mücadele etmeye de devam edeceğim. İnşallah kavuşurum sizlere. Onu da geçme, bir de sevgi sözcüklerini esirgeme. Evet. İkinizi de çok seviyorum. Yunus Can ve Esil Amina Can. Sizin için mücadele etmeye devam edeceğim. İnşallah kavuşacağım sizlere. Yavrularım. İnşallah diyelim. Ve annesiyle kavuşmayı bekleyen üç kardeş. Bir tanesi stüdyo nöbeti tutuyor. Abdullah. Hep de tutacak. Yani bu iş öyle ya da böyle, sağ ya da ölü bulununcaya kadar da stüdyo nöbeti tutmaya devam edeceğini söyledi. Rabia Ateş dosyasına geçiyoruz. 22 yıllık bir kayıp. Karanlık sırlarla dolu Rabia Ateş kaybında 22 yıl önce yaşananlara tanıklık edenler konuşuyor, kan donduran gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Tüm ipuçları cinayeti işaret ediyor. Götürmüşler yolda kızı öldürmüşler, sonra bir battaniye sarıp köye götürmüşler. Bu arada o gizli tanık kimse, ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun.
Belki onun konuşmaları en azından bir şeyleri geliştirecek. Cenaze töreniyle cinayeti gizlemek mi istediler? Gözümüzden görmediğiniz için, yani daha doğrusu gözünle gören insan çıkar der ki ben gözümle gördüm, evet öldürdüler veya ölüdür veya yaşıyordur. Şimdi cinayetleri kimse gözüyle görmez. Mezarlıktaki gizem aydınlanacak mı? Bir kadın sonra 4-5 gün sonra mezarı açtığında Rabia'nın mezarlıkta olmadığını görmüş. Yani bu mezarlıkta yapacağımız çok fazla işlem var. Ha bu bizi korkutuyor mu? Hayır, korkutmuyor. Bu mezarlık gerekirse yani santim santim taranacak, kazılacak. Rabia Ateş'e ne oldu? Elimizde tabii bu konuya başladıktan bugüne bayağı önemli konuşmalar, ipuçları, tutanaklara geçmiş ifadeler var. Bunlardan en önemlisi bir tane bir kere Abdullah'ın jandarmada gördüğü bir tutanakta yazılı bir cümle var. İddiaya göre dayıları Ali bir zarar veriyor Rabia'ya ama yanlarında da akrabaları Yusuf var. Yusuf onların akraba mı oluyor? Ben akraba diyebiliyorum Serap abla. Ya hısımdır belki, çok evet, aynı kuzendir vesairedir. Evet. Şimdi 2013 yılında bu dosya bir şekilde 2011'de aslında açılıyor. Biliyorsunuz Özgül bir doğum yapıyor 16 yaşındayken. Annenin sağ olup olmadığı orada ortaya çıkıyor. Öldü biliyoruz ama sağ çıkıyor. Evet. Araştırıyorlar, ne ölüsü ne dirisi var. O dönemde 2013'te bir komşu ihbarda bulunuyor. Diyor ki Ali ile Yusuf denen o akrabayı biz birlikte Rabia'yı eve dayak yemiş bir şekilde gelirken gördük. Ertesi sabah da onu çıkardılar ve kalp krizinden öldü dediler. Hatta Abdullah'ın bu tutanaklarda okuduğu cümle aynen aktarıyorum. Bu Yusuf'la Ali iddiaları, yani şüpheli iddiaları olan iki kişi. Bu cümleler tutanağa geçmiş efendim. Yusuf diyor ki Ali'ye, ya kemikler ortaya çıkarsa hepimizi ipe götürürler. Ben sana zamanında ölüm kağıdı çıkaralım demiştim diyor. Ali de cevap olarak diyor ki kemikler bulunmadığı sürece hiçbir şey olmaz diyor. Bunun üzerine bu Yusuf tutuklanıyor. Biral cezaevinde yatıyor bu durumlara bakılarak ama diğer komşu bu sefer ifadesini geri çekiyor. Ben çok kızgındım diyor. Onun dışında da Yusuf bırakılıyor. Ama bir şey daha var. Bir gizli tanığımız söylemişti. Dedi ki Rabia öldü. Hatta cenazeyi yıkayan kadın kalp krizinden ölmüş olamaz. Alnında bir kundura izi var, kan var. Böyle mi olur dedi. Fakat daha sonra Yusuf onun oğlu çıkıyor efendim. Dolayısıyla o kadın bir daha konuşmuyor. Yani bu işin hakikaten Rabia'nın öldürüldüğüne ilişkin yeni yeni de vicdanlı tanıklar çıkmaya başladı. Geçen gün bize yüzünü göstermeden konuşan bir gizli tanığımız vardı. Daha doğrusu ihbarcımız vardı. Onunla şimdi telefonda bağlanacağız ama bir ihbarcı daha var efendim. Onu bugün ilk kez dinleyeceksiniz. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biz merakla ne söyleyeceğinizi gerçekten çok merak ediyoruz. Tamam. Şöyle, ben zaten yaşım küçük, yani olayın tanığı değilim. Sadece duyduklarımı size aktaracağım. Çünkü uzaktan akrabamız oluyor. Evet. Şöyle, herkesin söylediği annesi Rabia Ateş'in abisi ve kuzenleri tarafından öldürüldüğünü herkes söylüyor. Herkes öyle biliyor. Yani Suriye'den kaçtı, Suriye'ye kaçtı falan diyenler oluyor. Onlar kesinlikle yalan diye düşünüyorum. Şöyle sonradan ben yani öyle duydum. Özgül kızı doğum yapınca bunlar korkmuş, mezarın yerini değiştirmişler. Anne aranmaya başladı çünkü. Evet. Evet. O zaman işte korktukları için öyle bir şey yapmışlar. Yani 2011 yılında bu olay 22 sene önce 1998 ya da 99. Hı hı. Çünkü 98'de ayrılıyorlar, engelli bir vatandaşla evlendiriyorlar ya da dini nikah, hı hı. Çünkü nikahı devam ediyor Abdülaziz Bey'le. Sonrasında hı. Ondan da kaçıyor. Ondan sonra yani Abdülaziz Bey'in yanından ayrıldıktan aşağı yukarı 2 yıl sonra ortadan kayboluyor. Yıl 2000 oldu artık.
2000 yılında eğer başına böyle bir şey geldiyse, 2011 yılında annenin aranmaya başlanması her şerde bir hayır. Özgür 16 yaşında doğum yapmamış olsaydı annenin sağ olduğu ortaya çıkmayacaktı. O zaman çocuklar aramayacaktı. Onlar o dönem korkup diyorsunuz cenazenin yerini değiştirmişler. Evet, ben öyle biliyorum. Yani öyle duydum ki dediğim gibi uzaktan akrabamız olduğu için ve bütün köylüler, herkes aynı şeyi söylüyor yani. Ama kimse ihbar etmiyor. Ben duyduklarımı aktarmak istedim. Allah razı olsun sizden. Sağ olsun. Allah razı olsun. Size razı olsun. Teşekkür ederim. O dönemde şeyi biliyor musunuz? Cenazesine katılan olmuş mu tanıdıklarınız arasında? Ya sanmıyorum. O konuda bir şey de duymadım açıkçası. Yani kadınlar genellikle şey diyor, iftira atıldı diye konuşuyorlar. Çünkü şöyle bir şey, o zaman galiba Rabia bir çalışmak istemiş, para kazanmak istemiş. Lokantada bir işe başlamış galiba bulaşık yıkama olarak. Bunu bizim buradaki insanlar açıkçası böyle bir şey oldu. İftira yüzünden. Peki, evet. Bir şey söyleyecek misin? Sormak istediğin bir şey var mı Abdullah ihbarcımıza? Valla sormak yani, istediğim zaten siz de tam olarak bilmiyormuşsunuz. Yine evet, de Allah razı olsun. Yani görmemişseniz bile duyduklarınızı söylemeniz bile bizim için çok önemli. Allah sana da uzun ömür versin, ailene de uzun ömür versin. Cenaze namazı kılınmış ama değil mi? Ben de bir soru sorayım. Kılınmış efendim, evet. Cenaze namazı kılınmış, doğru mu? Ya ben onu bilmiyorum açıkçası. Duyumlarınız yani en azından duyduğunuz, görmemiş. İşte o konuda bir şey duymadım yani. Ölüm sebebi olarak ne lanse ettiler? Yani dışarıdan bir şekilde başına bunun geldiğini biliyorsunuz ama ne dediler? Ölüm sebebi olarak ne söylediler size? Ölüm sebebi işte dediğin gibi yani... namus yani kötü iftira atıldı. İftiradan dolayı. Tamam. Yani sizin etrafınızda konuşulan Rabia Ateş bir cinayete kurban gitti. Namus meselesi. Ama aslında söylenenler iftiradan ibaretti. Öyle bir kadın değildi. Ama yok, öyle bir kadın değildi. Ufak yerde bir de tabii daha önce Abdülaziz Bey tarafından hani sizin kızınız çok geziyor, tozuyor falan gibi sebeplerle. Yok, yok. Baba kesinlikle evi... yalan konuşuyor. Çünkü şöyle bir şey yani nasıl desem ki kadının yakın tanıdıklarından duydum. Yani kadın her zaman eziyet gören yani zaten çalışmıyormuş o Abdülaziz Bey. Para getirmiyormuş ve çocuklar bazen aç kalıyormuş. Bazen sobaya kömür bile alamıyorlarmış yani. Bu yüzden sıkıntı olmuş ama kesinlikle namusla alakalı bir şey değil. Peki efendim, size çok teşekkür ediyorum. Şimdi baba evine o şekilde gönderilmesi, işte sonradan bir evlilik yapması ama o evlilikte de mutlu olamayıp kaçması, yani o evliliği bitirmesi, sonra çalışma isteği, bunlar aileye fazla gelmiş olabilir. Zaten biliyorsunuz aslında isterseniz arkadaşlar hafta başı diye cuma günü yayınladığımız bu gizli yine ihbarcının röportajını bir daha ekrana getirelim. Bu arada şu parantezi açmak istiyorum. Cuma günü annenin kuzeni Fatoş, hani Özlem'in okuluna birlikte gittikleri. Evet. Onun adına erkek kardeşi bağlandı. Ne olduğunu, ne söylediğini çok anlamadık. Çünkü bir öyle dedi, bir öyle dedi, bir öyle dedi. Ama bence en önemlisi, hakikaten aklımızda dalga geçer gibi, Suriye'ye kaçmış olabilir dedi. Yani vazgeçelim mi? Aa, Suriye'ye kaçmış deyip dosyayı kapatalım mı istiyorsunuz? Bu bize dosyayı kapattırmak, Abdullah'ı buradan göndermek için bir... sebep yaratmaya çalıştığınızı anlayacak kadar çok şükür zekamız var. Şimdi geçen cuma bir şey söylemiştik, tekrar edelim onu. Aslında bu şu an bağlanan sağ olsunlar bağlanmaya başladılar. Demiştik ki bu ve benzeri durumlarda sır saklamak çok zordur. Köy halklarında genelde şöyle bir şey bekler. Ya birisi çıksa konuşsa vallahi ben de konuşurum. Hani düğünde oyuna başlayan gibi. Aynen öyle. Birisi çıkar, başı çeksin de yani. Şu anda aslında peş peşe gelmeye başladı. Ve demiştik o gün iplik söpkü gibi hızlı bir şekilde gelecek. Ben İnşallah. İnanıyorum ki gittikçe hızlı bir şekilde hedefe ulaşacak bu konu yani. İnşallah hocam. Ben de bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hani şimdi mezarı taşıdılar dendi ya. Eğer o cenazeye katılan varsa, cenaze namazına katılıp mezarın yerini bilen varsa mutlaka söylesin. Çünkü mezar taşınmış olsa bile orada bir parça bir şeyler kalmıştır ve onlar bulunur.
Lütfen bilen varsa yerini jandarmaya bunu söylesin. Üstelik hocam gerçekten 2000 yılında böyle bir cinayete kurban gittiyse, 2011 yılında taşındıysa 11 sene sonra orada elbette ki bir şeyler kalacak. Bir şey daha, hocam orada size katılıyorum. Orada bir şey daha var. Orada bir suça iştirak da var. Şimdi Hasan hocam daha iyi söyleyecektir. Velev ki onun ölümünden sorumlu olanların dışında mezarın taşınmasına vesile olan, gidip o eline küreği alan kim varsa onlar da suça iştirak ettirir. En azından onlar kalkıp bir şekilde itiraf etme yoluna, gizli tanık yoluna gidecekler ki o üzerlerindeki en azından, hani hocam daha hukuki olarak söyleyecektir, en azından cezada bir indirim veya belki hiç ceza almayacaktır. Belki de bu bir fırsat olacak kendilerine. Tabii tabii, suç var. Evet, yani bizi cuma günü bağlanıp Suriye'ye kaçtığına inandırmaya çalışan kişiye de sadece gülüyoruz. Öyle bir şey yok. Suriye defterini kapattık efendim. Suriye defterini kapattık. İnşallah bu konuda o mezarlık karış karış, karış karış aranacak. Ve bu işin altında kim varsa ortaya çıkacak. Asıl şaşırtıcı olan Rabia'nın ablalarının, kız kardeşlerinin, abilerinin, babasının hala sessiz kalıyor olması. Bu daha önce cezaevine girip bir ay kalan iki şüpheden dolayı, bir komşunun söylediği Yusuf'la Ali'yi gördüm, Rabia'yı taşıyorlardı, sonra sabah cenazesini çıkardılar. İki, Yusuf'la Ali'nin telefon konuşmaları ki bunlar dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum tutanaklarda var. Yusuf'un keşke işte ya kemikleri bulurlarsa, keşke ölüm kaydı alsaydık. Ben sana söylemiştim, önemli değil kemikleri bulamadıkları sürece gibi, çok önemli. Bu Yusuf'un da mesela hiçbir şekilde yayına bağlanmaması, hiç bize bir bilgi vermemesi, Yusuf'un annesi cenaze yıkayan hanımefendi şüpheli görmesi ölümü, ama sonra işin altında oğlunun şüpheli sıfatıyla cezaevine girmesi sebebiyle susması, buradan zaten kötü kokular geliyor. Bakın gizli tanık ya da ihbarcı bize neler anlatmıştı. Tek tek o maddeleri dinlediğiniz zaman zaten bir çıkarım yapıyorsunuz. Gaziantep'teki sırlarla dolu 22 yıllık Rabia ateş kaybını araştıran ekiplerimiz o dönem yaşananlarla ilgili çok önemli bilgilere sahip bir tanığa ulaştı. Bu ilk eşi zaten işte onlardan çıktı. Bilmem istirahatlar. Yani dedikodu çıktı. Dedikodu kurbanı mı oldu? O dönemde abisi Rabia'yı bir kocadan boşatıp eve götürüp tekrar bir tane daha kocaya verdiler. Bir sene kalıp kalmadı. Tekrar peşine düştüler. Dedikodu olmuş. Orada ha işte bilmem gazinolarda çalışıyor, bilmem ne yapıyor diye. Abisi bunlar da hepsi dörtü toplanmış. Babasına tabii ki laf gitmiş. Gidin getirin bana ama sağ olarak getirmeyin demiş. Öldürüp battaniyeye mi sardılar? Yolda abisi Uso diyen, birisi Ahmet, bir de amcasının oğlu. Uso dediğiniz Yusuf mu? Evet, Yusuf. Bunlar dörtüsü Rabia'yı alıp köye götürmüşler. Gece yarısıymış artık. Götürmüşler, yolda kadı kızı öldürmüşler. Sonra bir battaniye sarıp köye götürmüşler. Bunu evin içine de götürmemişler. Annesi görmesin diye ahıra indirmişler. Gülen acı diyorlar. Yıkayan bir yaşlı bayan vardı, hala da sağmış o. Bir komşusuna demiş ki, ben cenaze yıkarken demiş, anının çatısında demiş bir kan lekesi vardı demiş. 10 lira izliydi demiş. 10 lirayla vurmuşlar anın çatısına. Annesi cenaze görür görmez, annesi feşli geçirdi. Öldüğü zaman da feşli hayla, kadın çocuklarının kocasının korkusunda bile doğru düzgün yasını yapamadı, ağlayamadı bile. Mezarının yerini mi değiştirdiler? Bu 3-4 kişi ne yaptılarsa cenaze oradan çıkarıp başka yere götürdüler. Sanki bunu bilmişler ki gibi peşine düşecekler, hani bugün gelecek diye. Onlar ya ne yaptılarsa o cenazeyi orada yok ettiler. Nereye gömdülerse abisi biliyor, babası iyi biliyor, o Uso diyen kişi biliyor, Ahmet biliyor, bir de amcasının oğlu biliyor. Bunlar hepsi de yalan söylüyor, köylüler de biliyor, küçük Ali Hacı da hepsi biliyor, büyük Ali Hacı da biliyor. Herkes kendi korkusundan susuyorlar. 3 tane çocuk ortada, yazık günahtır. Biliyorlarsa mezarı neredeyse göstersinler, yaşıyorsa desinler yaşıyor. Rabia ateşin başına ne geldi? Şimdi Abdullah söyledi, gizli ihbarcının cümleleri arasında Yusuf dediği işte bu Yusuf'muş. Evet. Yani Ali ile birlikte başına bir iş getirdiler dedikleri Yusuf ve bir ay cezaevinde kalan Yusuf. Yusuf bize bağlan,
bildiğin şeyleri anlat. Biz bilmediklerini anlatmanı istemiyoruz. Ali dayısı, bu çocuklar sizin yeğeniniz değil mi? Kardeşinizi merak etmiyor musunuz? Mehmet dayısı, teyzeleri, neredesiniz? Dede, kızınızı merak etmiyor musunuz? Ya yaşıyorsa, hayattaysa hiç yani bulup da kavuşmak falan istemiyor musunuz? Neden bu kadar sessizliğe gömüldünüz? Yusuf'un annesi, sen de belli yaşa gelmiş bir kadınsın. Bak cenaze yıkıyorsun. Orada dünyanın sonunun ne olduğunu görüyorsun. Her şey orada bitiyor işte. Bütün hırslar, hevesler, her şey bitiyor. Hepimizin gideceği yer orası. Niye susuyorsun? Susma. Cenazeye katılanlar. Sonrasında cenazenin başka bir mezara taşındığı söyleniyor. Ki bu aradan 11 yıl geçtikten sonra yapıldıysa zaten o mezarda muhakkak bulunacak, hocam söylüyor işte. Ama bunun tanıkları var. Bu işe yardım edenler var. Bir insan tek başına hem mezarı kazıp hem cenazeyi çıkarıp hem gidip başka mezar kazıp koyamaz. Onun için bence çember daralıyor. Herkes bildiğini konuşsun. Abdullah, annenin yaşadığına inanıyor musun? İnanmıyorum. Öyle mi? Yok, inanmıyorum. Yani anneni sağ bulma umudun yok mu? Yok. Buraya yani gelirken de yoktu. Öyle mi? Yok yani. Bugünden sonra hiç yok. Çünkü söylenenler sadece benim buraya gelip söylediğim değil. Yani az önce bağlanan bacımda, ondan önceki amcaya da aynı şekilde tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani sadece benim söylediklerimle değil. Yani göz ortada, adam diyor ki bunu küçük alhacı da biliyor, büyük alhacı da biliyor ve ben de şunu ekliyorum. Sadece küçük alhacı ve büyük alhacı değil, çevre köyler bile biliyor. Kimse çevre bana, köyler bana dokunmayan yılan misali, kimse bir şey söylemiyor, bildiğini de aktarmıyor. Ama şöyle bir gerçek var ki, şahit artarsa tehlike zahil olur, ortadan evet, kalkar. Yani bir kişi tehlikeyi tek başına göğüsleyemez. Çünkü tehdit ediliyordur, söylerseniz öldürürüm tarzında mesela. Evet. Ama bütün herkes şahit olursa tehlike ortadan kalkmış olur. İşte bunu düşünerek herkesin bize bağlanan bu gizli tanıklar gibi gidip bildiklerini açıklamalar lazım. O zaman hangi birini öldürecek? Hı. Bir de zaten bu işi yapan kişi, her kimse, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin zaten cezaevine girecek. Yani. Size hiçbir zararı olamayacağı gibi adalet yerini bulacak. 22 yıldır gerçekten bir cinayete kurban gitmiş bir kadın varsa onun ruhu rahat edecek. Çocukların en azından annelerinin bir mezarı olacak. Yani birden fazla iyilik yapmış olacaksınız. Tabii. Bir de bu çocukların hakkı yenmiş benim anladığım kadarıyla. Çünkü pek çok şeyleri dayılar, yani annesi, erkek kardeşler halletmiş, evet, malları bitler anladığım kadarıyla. Onlara müdahale etme şansı doğacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de annelerin ölüm tarihi itibariyle 2000 olarak kabul edildiğini düşünürsek geriye dönük bir sürü ecrimisin davası da açacaksınız yani. Evet. Tazminat davası. Ben gerçekten cinayete kurban gittiyse katil ya da katillerinin, cuma günü de söylemiştim, uykuları kaçsın. Uykuları kaçsın. Çok da uzakta olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Yani bunca sene, 22 sene ya da 20 sene her neyse uyudunuz rahat rahat sıcak yataklarınızda. Yediniz, içtiniz, gezdiniz. Bu size artık ölene kadar yeter. Çünkü uykunuz kaçsın. Bundan sonraki hayatınızı cezaevinde tamamlayacaksınız. Özlem, Özgül ve Abdülaziz Bey telefonda. Özlem, merhaba kızım. Alo, merhaba. Merhaba canım. Televizyonun sesini kapatalım lütfen. Tabii, kapattım. Evet Özlemciğim, ihbarcılar çıkmaya başladı, tanıklar konuşmaya başladı. Yani ekran gerisinde de korktuğunu, sesinin bile tanınmasından korktuğunu söyleyen ihbarcılar ve tanıklar da var. Onları biz yetkili makamlara zaten bildiriyoruz. Öyle de bir gerçek var. Sen annenin yaşadığına inanıyor musun? Hayır. Abimin de dediği gibi ben bugün değil, hani daha öncesinden de inanmıyorduk. Biz o gün o programa başvurduğumuzda da inanmıyorduk. Biz hep ölüsünü aradık. Hani bir kemik, bir mezar taşı, hani bayramda gideceğimiz bir mezar istiyoruz biz. Yani bu konuyla ilgili tabii ki çok görüşmüyor da olabilirsiniz, öyle de böyle de, ama annen eğer bir cinayete kurban gittiyse ve bunda senin kanından... Bir de Serap Hanım, ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dün öğrendim. Söyle canım. Bu dünler beni bir kişi aradı. Dayımla ilgili bir şeyler anlattı.
bu dayımın avukatı dayımgile demiş ki kesinlikle yayına çıkmayın, kimseye gözükmeyin, kim ararsa arasın, telefonları açmayın. Bu şekil bu olay kapanıp gidecek. Peki ben bunu hemen Hasan Bey'e soracağım. Neden böyle bir şey tedbir alınır bir avukat tarafından? Şimdi bu kişiler zaten Özgül'ün küçük yaşta hastanede doğum yapması üzerine, annesinin yaşadığı anlaşılması üzerine zaten yargılanmışlar ve belli şartlarda da gidip bir mezar yeri açtırmışlar. Dolayısıyla bu kişiler zaten bu olayın şüphelisi olarak yargı karşısına çıkmışlar. Tam manasıyla aklanabilmişler mi? Hayır, aklanamamışlar. Çünkü onlar da öldüğünü söylemişler. Mezar yeri noktasında bir sıkıntı yaşamış. Ama kendi annesinin mezarını açtırmış. Kendi annesinin mezarı, onun için aklanamadıklarını söyledi. Dolayısıyla bunlar bir şeyleri gizledikleri için bizim karşımıza çıkıp bizim sorularımızla karşı karşıya kaldıklarında yanlış yapabileceklerini biliyorlar. Yanlış yaptıklarında, çelişkiye düştüklerinde de kendilerini veyahut da her kim yaptıysa onu ele vereceklerini tahmin ediyorlar. Bu noktada uyarıldıklarını düşünüyorum ben. Yani sizin saygın meslektaşınızın, sevgili meslektaşınızın onlara böyle bir uyarıda bulunması, bu konuda, bu dosyada bizim ya da çocukların lehine mi aleyhine bir durum mu? Aslında hiç fark etmez bizim için. Yani konuşabilirler de konuşmayabilirler de bizim için hiç fark etmez. Biz sadece gerçekten olayla ilgileri alakaları yoksa aynı tarafta olduğumuzu söylüyoruz onlara. Eğer ki gerçekten ablalarının katilini arıyorlarsa, ben artık böyle konuşuyorum. Eğer telefonlara çıkar, bizimle irtibata geçer, bize yardımcı olurlarsa aynı taraftayız. Aksi halde aynı tarafta kabul etmiyorum onları. Yani benim için kriter bu. Bu tembihin biraz onların gözünüzdeki şüpheli sıfatını ya da resmi makamların gözlerindeki şüpheli sıfatını artıracağı düşüncesi şimdi gibi bir benim şeye kapıldım ben. Ben şöyle, yani bizim yayınımızdan, yani bu konuyu işlememizden itibaren bu olayın tekrardan derinlemesini araştırması gerektiğini düşünüyorum. Konuşmak istememelerinin ve meslektaşımızın da müvekkillerini bu yönde yönlendirmesinin sebebi budur diye tahmin ediyorum. Bir de görevi aynı zamanda. Yani avukattır. Ne yapayım? Yani zaten biz bu konuyla ilgili olarak ifade verdik. Karışmayan o zaman demiştir. Yani ne bilip ne bildiğini tahmin edemiyoruz meslektaşımızın. Tabii ki müvekkillerini de koruma içgüdüsüyle de hareket edecektir. Ama ne olursa olsun şu bizim yayınımızda yeğenlerinin annesi, kardeşlerinin aranması noktasında bizle irtibata geçmiyorlarsa aynı tarafta değiliz. Hiç kimse kusura bakmasın. Hocam, bize bilgi verin de demiyoruz. Kız kardeş olarak çıkıp ben de kardeşimi arıyorum. Tabii. Gelip orada aramak istiyorum. Tabii, bir tek bunu istiyoruz biz onlardan. Aslında burada basiretleri zaten bağlanmış. Yani gidip de bir mezar yeri gösterip oranın kendisine ait olmadığını. Aslında biz bunu gömdük ama burası değil. Ve devamında ben aslında burada köy halkına seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra orada bir elleri ayaklarına dolaşıp farklı hareketler yapabilirler. Yani tekrar mezarın yerini değiştirmek. Yakınlarda olduğunu düşünüyorum. Orada en ufak bir hareket gördüklerinde mezar veya çevresinde akşamları farklı araçların geldiğini gittiğini gören, ya hayatın olağanına ters bir şeyler görüyoruz diye o köyde yaşayan arkadaşlarımız gördükleri an bu plakaları hemen kolluk gücüne versinler. Çünkü bu hayatın olağanına aykırı. Doğru mu? Evet. Yani akşam mezarlık çevresinde o bölgede yani bir araba geliyor gidiyor, ellerindeki kazmalar, kürekler, bir şeyler oluyor. Ya burada bir şey var demeleri lazım ama bu onlarda kalmamalı o gün olduğu gibi. Hemen bunu kolluk gücüne, işte 155'e, 156'ya, burada biraz farklılık var, bir bakar mısınız dediğinde zaten kolluk şu anda konuya vakıf oldu. Orada jandarmamız da iyi çalışıyor diye biliyorum zaten. Muhtemelen bu gelecek olan telefonların hiçbir tanesinde es geçmeyecektir. Bu arada aileye de şunu da söyleyeyim. Buradan yayınlamadığımız ama çok derin ihbarlar da var. O ihbarları dediğim gibi olayın gidişatını değiştirmemek adına buradan yayınlamıyoruz. Evet. Ama yetkili makamlara bildirdik. Çok somut bazı ihbarlar alıyoruz. Özlem, sana bunu kim söyledi arayıp? Dayımın çok çok yakın akrabası diyebilirim. Hani ismini veremiyorum verme şu an zaten, yayın verme. Olduğumuz için. Aynen, çünkü zaten hepsinin söylediği şey bizi de annen gibi yaparlar. Ki buradan dayılarımın oğullarına sesleniyorum. Zamanında bize destek oldunuz. Ne olursa olsun arkanızdayız dedikleri kişiler. Şimdi arayıp herkese ne biliyorsanız susun. Kimse bağlanmasın yayına
demek onlara yakışmadı. Hayır, hadi diyelim Yusuf'la Ali o dönem şüpheli sıfatıyla biri girdi cezaevine, öbürü falan da teyzeler falan ne oluyor? Onlarla ilgili böyle bir şey yok ki yani. Konuşabilirler. Bir de bu konuşmalar zaten çok doğru bir noktada teyzem, olduğumuzu gösteriyor. Artık demek ki birilerinin paçası tutuştu. Şu anda çok ciddi şekilde sıkıntıdalar. Hocam, resim o kadar net ki. Hocam, aklı o zaman, o kadar net ki. Aklı o zaman başka bir soru daha geliyor. Yani çok daha geniş baktığınız zaman, ya velev ki bu konuyla ilgili bir karar alınmışsa, demek ki ortak bir aile kararı mı alınmış ki herkesi bağlayacak ki korku sardı herkes. Ha, teyzeler de konuşmuyor. Ya tabii. Hiç olayla ya da o soruşturmayla, o zamanki soruşturmayla alakası olmayan dede de konuşmuyor. Efendim, teyzeler de konuşmuyor. Peki Özlemciğim, sen bir an bile annenin yaşadığına inanmadın. Hep onun öldürülmüş ya da ölmüş olabileceğini düşündün. Bunun içinden en yakın akrabaların çıkarsa, bir varsayım olarak söylüyorum sadece, ne hissedeceksin? Ya tabii ki hayal kırıklığı. Yani zaten beklediğim şeydi. Hani ben bunu ilk başta da söylemiştim. Hani birebir katilin dayım demekten utandım, akrabam demekten utandım. İnsanlar çünkü hakikaten bilmiyoruz şu anda, belki yaşıyor bile olabilir ama şüpheli, yani sizin gözünüzde de bir dönem işte emniyet güçlerinin gözünde de şüpheliler onlardı. Ama emin değiliz henüz hiçbir şeyden. Ama şu şüphe uyandırmıyor mu? Düşünsenize, siz gideceksiniz birine katil diyeceksiniz. O katil size değilse tabii ki şüphe uyandırıyor. Yani bence bu da bir şüphe yani. Tepki göstermesi lazım. Bir şeyler yapması lazım. Sükut ikrardan gelir. Ya ben böyle bir şey yapmadıysam ben çıkarım, ben yapmadım. Ne istiyorsanız cevap verebilirim deme hakkına sahipti. Biz defalarca burada yayında ona sesleniyoruz. Yapmadıysan çık. Peki Özlemciğim, birazdan Özgül'le ve Abdülaziz Bey'le de konuşacağım. Ama uzmanlarımıza sadece bir kelimelik bir soru soracağım. Rabia'nın yaşadığına inanıyor muyuz? Yoksa Rabia bir cinayete mi kurban gitti? Cinayete kurban gitti. Ne? Yaşamıyor. Yaşamıyor. Ben ortak bir kararla infaz edildiğini düşünüyorum. Tuğba Düldül dosyasına geçmeden önce Rabia Ateş'le ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz. Babanız Abdülaziz Bey telefona bağlanmak ve söylemek istediği şeyler olduğunu bildirmiş. Abdülaziz Bey merhaba efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Oradaki konuklarımıza saygılar, hürmetler sunarım. Sağ olun, buyurun sizi dinliyoruz Abdülaziz Bey. Şimdi bakın Serap Hanım, ben bir haftadır bu canlı yayında bağlanıyorum. Evet. Zannedersin eğer yalan değilse yani. Evet. Bakın, ben her zaman için oğlumun, kızlarımın arkasındayım. Benim oğlumdur, benim kızlarımdır, benim canım ciğerimdir. Her zaman için arkasındayım yani. Onlar ne derse doğrudur yani. Ama bir şey var Serap Hanım. Burada eğer karşıdaki insanlar susuyorsa burada bir şey var yani. Ben susmuyorum, ben konuşuyorum. Ne zaman derseniz, hangi saatte derseniz ben telefona canlı bağlantıya aranızda dakikada ben anında cevap veririm yani. Allah için hep öyle oldu bugüne kadar da, doğru. Benim alnım açık. Bu bir. İkincisi söylüyorum ben. Bakın buradaki Antep'teyim ben şu anda. Burada bazı köylülerle görüşüyorum. Köylüler bana ne diyor biliyor musunuz? Efendim cenazeyi Habib yolun üzerine gömdüler. Ya Habib mezarlığında ya Habib yolun üzerinde. Bu. Onlar böyle mi söylüyorlar? Yani evet, konuşmaya evet. Başladık. Ben onlara dedim, bak Serap Hanım dedim ki sizden rica ediyorum elinize ayağınızı öpeyim. Abi gözünü sendir. Bizi bu işlere bulaştırma. Ama cenazenin Habib köyün mezarının arasında cenaze olduğunu biliyoruz yani. Bakın Abdülaziz Bey,
siz bazen bize kızdınız ama işte sizden tam olarak istediğimiz buydu bizim. Tabii. Yani siz bizim bilgi kaynağımız oldunuz. Çünkü diğer taraf suskunluğa büründü farkındaysanız. Şimdi gelen evet. bilgiye göre avukatları da konuşmamaları yönünde telkinde bulunmuş. Sizden işte istediğimiz buydu. Şu anda aynı yerdeyiz, aynı taraftayız aslında. Habibler dediniz değil mi? Habibler mezarlığıyla. Habib köyü mezarlığıyla. Arasında. O da yani çok yakın. Hacı, yani küçük Hacı Hacı köyüne Habib çok arasındaki yakın. Orada artık neredeyse bilmiyorum yani onu. Çok önemli bir bilgi veriyorsunuz şu anda. Ama çok. Abdülaziz Bey bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu bilgi bugüne kadar duymadığınız, bugün ilk defa duyduğunuz bu. İlk kez. Doğru değil mi? Çünkü araştırmamıştı. Bakın avukat bey. Sayın müdürüm. İlk kez bugün duydum yani. Bakın çok çok iyi bir gelişme bu. Geçen gün söylemiştik. Serap Hanım da söyledi az önce. Siz bizim için hakikaten bir yol haritasısınız. Oğlunuzla beraber hareket ediyorsunuz şu anda. Bu işte tanıkların çıkması, telefonlara bağlanması, şimdi birilerinin kalkıp size yavaş yavaş farklı bir bilgi vermesi inanıyorum çok hızlı bir şekilde yol alınacaktır diye düşünüyorum. Bu bir gelişme ama sizden ricam şu, size bu ve benzeri bir bilgi aktarıldığında kanal aracıyla bize aktarın ama şunu yapmamanızı tavsiye ederim. Yani bu size bu bilgi verenleri çok sıkıştırmadan ama kendisinden bu bilgiyi alın. Evet nezaketinde olsa size bu bilgiyi vermesi bir artı. Çok üzerine gidip korkutmamak da lazım. Hazır vatandaşlar size bu bilgiyi veriyorken bunları bizden paylaşmanız hakikaten bizim için önemli. Çünkü bu aynı zamanda kolluk içinde bir yol haritası olacaktır burada. Şimdi bakın Sayın Müdürüm sizden istirham ediyorum. Bakın ben bu bilgiyi tespit olarak tam söylemiyorum ama buradaki köylüler bana yani ben konuştuğum zaman beni gördüler. Dediler abi bile bu çocukların orada yazık günah. Dedim kardeşim Allah için. Ya çıkın bunu neyse yani. Gerçek neyse çıkın bunu söyleyelim. Adamlar dedi ki abi bir çıkıp televizyonda veya telefonda konuşamıyoruz yani. Abdülaziz Bey ama bakın. Bu cenazenin bu Rabia Ateş'in cenazesi El Hacı ile yani küçük El Hacı Kamar köydükleriyle Habib köyün arasında ama Habib köyün mezarında mı değini bilmiyoruz. Ama o civardaydı yani. Bakın şöyle bunlar bir size katılıyorum Abdülaziz Bey. Size ekipleri var. Nasıl diyorum yani ona? Bakın size katılıyoruz. Bunun şöyle tekler var yani o tekrarlayan şeyler var yani. Doğru. Doğru. Bunun şöyle güzel bir tarafı var. Nihayetinde orada yaşayanlar da bizim vatandaşlarımız ve herkes bir vicdan taşıyor yani. İşte bu mutlaka, işte Abdullah kardeşimizin burada olması, yürekten annesini arıyor olması biz burada zaten biz de etkileniyoruz kendisinden. Çünkü insanoğlu olup da etkilenmemek mümkün değil. Yani annesini arama cihetine giden birisinden etkilenmemek mümkün değil. İşte burada çocuklarını arayanlar da var. İnanıyorum ki bizi izleyen bu köy halkımız da etkileniyorlar bundan. Vicdanları artık bir noktadan sonra ya konuşalım artık ne olacaksa konuşalım deme noktasına geldiklerini düşünüyorum ben de. Şimdi bu arada tabii Abdülaziz Bey iki tane çok önemli gizli ihbarcımız da onların sesini falan değiştirdik. Tanınmaları mümkün değil. Zannediyorum bu konuda da bir güven kazandık. Evet. Hiçbir kimsenin adını asla ve asla ifşa etmeyiz. Siz de zaten söylemiyorsunuz. Söylememelisiniz bize. Yani en azından ekranlarda. O yüzden artık herkesin konuşma vakti geldi diye düşünüyorum. Ve Abdullah bu konuda da babam bugün çok önemli bir şey söyledi. Bir teşekkürü hak ediyor diyorum. Yani bu aranızdaki soğukluğun da... Yok biz konuşuyoruz hafta tamam. sonunda zaten tamam. telefonla konuştunuz. Konuştunuz mu? Evet, bravo. Evet. Babana da bir teşekkür et bence. Evet. O da canla teşekkür başla. Teşekkür ederim. O da eminim o da benim kadar istiyor. Muhakkak. Yani ne kadar da aramızda kırgınlık da olsa biz aynı can, aynı ciğeriz. Serap Hanım. Serap Hanım. Buyurun. Serap Hanım. Buyurun. Benim hiçbir zaman için oğlumla kırgınlığım yok. Ben onları bir gözlerinden öperim. Onun yanaklarını öperim. Hiçbir zaman için benim oğlumla kızlarımdan benim kırgınlığım yok yani. Yok. O benim canım, ciğerim o benim. Muhakkak.
Ama bu çıkacak. Eninde sonunda bu çıkacak gemi bu. Kimse boynunu sıkmasın. Ama şunu söyleyeyim. Ey El Hacı, ey Hamara, ey Antep, Allah rızası için, Allah rızası için. Bakın gene söylüyorum. Bakın siz 40 sene hacı da geçseniz, 40 sene ibadet etseniz bu boş. Bugün eğer bunun biliyorsanız, söylemiyorsanız, vallahi öbür dünyada bunun sualı sizden sorulacak. Sorulacak sizden bu. Ayrıca bu sırla yaşanır mı? Yani ben bilip de bugüne kadar susanlar içinde tabii ki hayretler içerisindeyim. Böyle bir sırla Serap yaşanmaz. Serap Hanım, Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii ki. Şimdi siz eğer 10 tane camide yapsanız, 10 tane hacere yetseniz, bu boş. Eğer buradaki, bu dünyada bildiğinizi söylemezseniz, vallahi billahi azim, öbür dünyada bu sizden sorulacak. Sizden sonra bilip de varsa söylemeyen, vallahi sizden sorulacak. Bakın öbür dünyada sizden sorulacak bu. Maalesef Abdülaziz Bey, herkes, yani birçok insan sadece bu dünya varmış gibi yaşıyor ama işin aslı öyle değil tabii ki. Peki bu konuşmalardan sonra siz de Rabia Hanım'ın yaşamıyor olduğuna mı daha fazla inandınız? Yani daha mı çok? Aynen. Aynen Şerif abla. Aynen. Evet. Çünkü bunu bilen benim bildiğim kadarıyla dayısı Ali, babası Hacı, kardeşi Mehmet, onun dışında artık bunları kim ne yaptıysa onu bilmiyorum yani. Ahmet mi, Mehmet mi, Hasan mı, Hüseyin mi bilmiyorum yani. Ama bunlar biliyor yani. Peki, bunlar biliyor artık. Yani bu ortaya çıkacak yani bu. Bunun başka yolu yok. Abdülaziz yani. Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten nokta atışı yaptınız. Çok önemli bir bilgi verdiniz. Size teşekkür ediyorum. Diğer tanıklarımızın da söyledikleri çok çok değerliydi. Ve ekrana taşımadığımız ama ekran gerisinde de bize ulaşan tanıklar oluyor yavaş yavaş. Şu ana kadar Rabia Hanım'ın yaşadığına ilişkin bir ihbar da almadık. Ama bu yaşamıyor olduğunu da göstermez. Bazen daha sonrasında da çıkabiliyorlar. Ama buradaki genel kanı ve olayın gidişatı ve tanıkların ifadeleri dikkate alındığında yaşamıyor olma ihtimali, hatta bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimali bir nebze daha ağır basıyor diyebilirim. Tabii ki virgül koyuyoruz ve bu Rabia Ateş dosyasına devam edeceğiz. O kadar eski olmamakla birlikte, 5 yıl olmakla birlikte Tuğba'nın kayıp oluşu ve buharlaşması ve ortadan yok olması da bir başka acı ailesi için tabii ki de. Ama bugün birkaç başlık üzerinde duracağız. Özellikle hani görümcesi Seval'in not bırakıp gitti dediği bir bölüm vardı. O notta ne yazıyor demiştik ki bu notu da Seval'den başka gören yoktu. O notta ne yazdığını kelime kelime şimdi size okuyacağım. 5 yıldır haber alınamayan Tuğba Düldül kaybında şüpheler genç kadının kaçmadan önce geride bıraktığı iddia edilen not üzerinde yoğunlaşıyor. Söylenmedi bize Ayşe mi Fatma mı kim olduğunu bilmiyoruz. Komşu görüyor, o tanıklık ediyor. Evet, Tuğba oradan atlayarak gitti. Bir de not bıraktı. Gizemli notu Tuğba mı yazdı? O notu Aslı'ya gösterdim. Madem bu evden kaçmamışsa Aslı neden bana demiyor ki ne? Karakola gitmene gerek yok. Tuğba kendi isteğiyle evden çıktı, neden demiyor? Aslı ne diyor bize? Not falan bilmiyorum, ben görmedim. Çocuğunu bana emanet etti. Hatta bayağı bir cümle kuruluyor. Nottaki her şeyi değiştirecek ayrıntı ne? Eşiniz size herhangi bir not kağıdı ile ilgili veya Tuğba ile ilgili hiçbir şey söylemedi mi? Hayır abicim, sadece dedi ki ne, ben dedim nereye gittin? Bir de notta ne yazdığını da söylemiyorlar. Tuğba Düldül nerede? Anne Gül Hanım ve baba Yaşar Bey stüdyomuzda. Muhittin yine Konya'da Murat'ın yanında olacak. İstediği zaman bağlanabilir. Muhittin'e sormak istediğim çok önemli bir şey var. Ama Tuğba Düldül Seval'in iddiasına göre bir not bırakıp gitti. Bu notu Tuğba yazarken kimse görmedi. Birlikte aynı evi paylaştığı
Aslı çocuğunu bana emanet edip gitti. Niye götürmüyorsun dediğimde onların kanı dedi diye böyle detaylı bir açıklama yaptı. Ancak nottan bahsetmedi. Ben not görmedim dedi. Seval pencereden atlayıp gittiğini söyledi. Ama Aslı o gün, Tuğba o gün bıraktığı iddia edilen notta sözde tam olarak şöyle yazmış. Diyor ki 8 Ekim 2014 tarihinde Seval'in bir ifadesi var efendim. Diyor ki ben 8-10 yani 8 Ekim 2014 tarihinde Tuğba'nın yanına gittim. Ha, burada da büyük çelişki şimdi fark edeceksiniz. Tuğba'nın yanına gittim ve içeride oturduğumuz sırada Tuğba'nın evin arka odasından kaçmış ve içeride yazılı bir kağıt bulduk. Bu kağıtta benim işim var. Dönüşü olmayan bir yola gidiyorum. Çocuğuma kendi çocuğun gibi bak, yanıma getir şeklinde not yazılmış. Çocuk o dönemde 2 yaşında. Daha sonra yine aynı gün Konya Karatay Köprübaşı Karakoluna gidip ek ifade vererek kadın sığınma evine gittiğini söylemiş ve karakoldan ayrılmış. Kadın sığınma evine götürülmüş, dosya hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Buradaki çelişkiyi söylüyorum. Hemen onu arkadaşlarım bulurlar ve yarın onu da ekrana taşırım. Seval bize olayı şöyle anlattı. Ben evdeydim, Aslı aradı. Tuğba kaçtı dedi. Ben eve geldim. Odaları ararken yatak odasında bu notu buldum. Ondan sonra da karakola gidip ifade verdim. Şimdi daha sonrasında o evden kaçtı falan dedi ya pencereden. Ben sorduğumda şunu söylüyor. Ne zaman çıkmış diyorum. Gece yarısı, gece çıkmış diyor. Bir tane komşu görmüş diyor. Başka gören yok. Ayrıca kaçması için de bir sebep yok. Buraya göre yanına gittim Tuğba'nın diyor. Bize öyle anlatmadı. Oturuyorduk diyor. O sırada demek Tuğba da oradaydı. Oturuluyordu. Bir süre sonra Aslı gelmiş. Sözde evin arka odasından kaçtığını söylemiş. Burada büyük bir çelişki var bir kere. Doğru mu? Kesinlikle var. Hatta Tuğba'nın 2013 yılındaki bir kadın sığınma evine gittiğine ilişkin Betül Hanım söylemişti ya kardeşi. Orada evden kaymakamlığa çıkıyorum diye çıkmış, çocuğunu da almış kucağında. Yani böyle bir pencereden kaçayım, not bırakayım, giderse gider zaten. Ayrıca burada dikkatinizi çekmek istediğim Tuğba'nın cümlelerinde şöyle bir nokta var. Benim işim var, dönüşü olmayan bir yola gidiyorum. Çocuğuma kendi çocuğun gibi bak, yanıma getir. Bu notu kime bıraktıysa, böyle bir not varsa, diyelim ki Aslı'ya bıraktı. Aslı'nın onun nerede olduğunu biliyor lazım. Yanıma getir ne demek? Sen biliyorsun benim nerede olduğumu, sonra getir şeklinde not yazılmış. O dönemde de sığınma evine gitmiş. Şimdi Yunus'la Muhittin canlı yayındalar. Yunus'a hemen Muhittin'e şöyle bir soru soracağım. Muhittin, en son galiba Perşembe günü annenle senin aranda bazı konuşmalar geçti. Sen anneni suçladın. Kızlar üzerinde anladığım kadarıyla annenin büyük etkisi var. Hangi kocaya verilecek, koca nereden seçilecek gibi iddiaların oldu. Peki bu sığınma evinden sonra ya da hastaneden sonra kayboldu ya. Sence duyuyor musun beni Muhittin? Şu an Muhittin duymuyor Serap Hanım. Ben ileteceğim soruyu. Peki canım. Seste bir sıkıntı oldu. Şunu soruyorum. Anne kızlar üzerinde bu kadar hakimse, hangi kocaya verileceğini o seçiyorsa, bu hastaneden sonra anne Gülhanım Tuğba'yı çok daha iyi şartlarda yaşasın, daha iyi bir evliliği düzeni olsun diye başka birisine vermiş ya da evlendirmiş ya da dini nikahla beraber yaşamasını sağlamış olabilir mi? Muhittin, Serap Hanım şöyle bir soru yöneltiyor sana. Annen Gül Hanım kızlar üzerinde çok etkisi var. Böyle diyordun sen geçen programda. Peki annen Tuğba'yı farklı bir kişiyle evlendirmiş ya da ona yönlendirmiş olabilir mi? Hayır, öyle bir şey olmuş olamaz, düşünemiyorum. Ben, babam, Yunus, annem ne kadar da sorulara cevap versek de Tuğba'nın Kızgil'in yanından kaybolduğu gerçeğini değiştirmez. Tuğba kaybolduysa Durmuşgil'in yanından kayboldular. Yani kadın sığınma evinden sonra Tuğba tekrar onların yanına mı döndü demek istiyorsun?
Kadın sığınma evinden sonra Tuğba tekrar Durmuşların yanına mı gitti? Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Büyük düşüncelerimden birisi kadın sığınma evinden sonra Tuğba'nın Durmuşgil'in evine gideceği %100. Çünkü çocuğu da orada. Buradan da haber almadık, görmedik. Durmuşgil'in çıkıp konuşmama sebepleri ne acaba? Yani çıksalar, konuşsalar, suçsuzlarsa bunu çıksın ispatlasınlar. Bak biz kendimiz çıkıyoruz, hepimiz çıkıyoruz. Bütün sorulara cevap veriyoruz. Sayın Durmuş Bey, size bir mesaj olarak ileteceğim bir şey var. Bugüne kadar biz hepimiz gördüğümüz gibi çıkıyoruz. Bütün sorulara cevap veriyoruz. Çünkü biz suçsuzuz. Siz neden çıkıp da konuşmuyorsunuz? Perihan Hanım, size de bir mesajım olacak. Evinizdeki gelini ödümsüz gelin, uğursuz gelin diye dışladınız. Allah rahmet eylesin. İbrahim'i sizin çocuğunuza zarar veren Tuğba değildi. Tuğba gelin geldin diye, sen gelin bizim eve geldin geleli uğursuzluk getirdin diye Tuğba'ya eziyet ediyordun. Şimdi çık Serap Hanım'ın sorularına cevap ver. Kendine güveniyorsan evindeki geline eziyet etmesi değil de Serap Hanım'ın sorularına cevap ver bakalım. Bu arada ben bu belgeden bir saniye, bu belgeden bir şey daha okuyacağım ve Hasan Bey'den yorum isteyeceğim. Şimdi 10. ayın 8'inde biliyorsunuz Seval'in böyle bir ifadesi olmuş, işte kayboldu, not bıraktı vesaire diye. 6. ayın 6'sında aynı yıl 2014 yılının 6. ayında eltisi Aslı, diğer eltisi Serpil ve Tuğba bir kişiden şikayetçi oluyor. Enver Ö. Oradaki suçlama çok acayip. Bunlar efendim bu kişinin, daha doğrusu kanlıları olan, karşı taraf düşmanları olan kişiler bunları takip ediyorlar ve silah doğrultuyorlar. Ve şöyle bir ifade kullanmışlar. Sizi kendimize, kocanız öldü, sizi kendimize kadın yapacağız, alacağız sizi diye. Eşleriniz öldü, biz alacağız gibi 3 kişiden. Enver Ö, Serkan Ö ve Güleşan Ö. Bunlarla ilgili, yani belki de suçluları yanlış yerde arıyorsunuz. Çünkü bu olaydan Temmuz, Ağustos 4 ay sonra Tuğba'nın bir kayboluşu, 3 gün ortadan kayboluşu ve hastanede ortaya çıkışı var. Ne diyorsunuz Hasan Bey? Evet, şimdi Tuğba gerçekten eşinin katil olup da cezaevine girmesinden sonra çok çalkantılı bir süreç geçirmiş. 2013 ve 2014 yılı içerisinde Tuğba'nın kayıtlı 4-5 tane soruşturma dosyası var. Bunların 2 tanesi kaçmasıyla alakalı ve kadın sığınevine gönderilmesiyle alakalı. İkisi de tehdit, hakaret, ölümle tehdit gibi suçlarla alakalı olarak toplamda 4-5 tane dosyası var. Şimdi 2013 yılında Betül ziyaret ettiğinde Tuğba'nın evde olmadığını kayınvalidesinden öğreniyor ve gidip şikayetçi oluyor. Yani kaçmış mı olabilir? Yani gittiği anda Tuğba'nın kaçmış olduğu kayınvalidesi tarafından söyleniyor. Acaba kaç gün önce kaçtı, onun bilgisi yok. Burada mesela Betül kendisi gidip kayıp başvurusunda bulunuyor. 2013 yılındaki kayıpta Seval neden gidip kayıp başvurusunda bulunmuyor? 2014 yılının Ekim ayındaki kaçma olayıyla alakalı olarak da Aslı'nın söylediği bu notla Seval'in ifadesinde belirttiği notun içeriği de çok farklı. Hiç alakası hiç yok. Hiç alakası yok. Bence tarihler açısından da alakası yok. Seval'in bence bunu kesinlikle açıklaması lazım. Çünkü 2013 yılındaki kaçmada ben kaymakamlığa gidiyorum demiş. Kapıdan ayrılmış, selam vermiş kayınvalidesine, çıkmış gitmiş. Ama 2014 yılındaki kaçma hikayesine bakıyorum Seval'in anlatımıyla. Pencereyi açmış, gecenin bir vakti. Not da bırakmış, tekrar gelmeyeceğim, çocuğuma iyi bakın, bana da getirin gibisinden. Yani sanki geri dönülmez bir yolu, artık bunu da aramayın gibisinden Seval hemen götürüp o notu tutuşturarak vermiş. Belki de cezaevine gireceğini düşündüğü bir eylemin içine sokuluyordu. Söyledikleri gibi belki de işte eline bıçak verildi, bir tabii, şey verildi. Tabii. Git karşı tarafa zarar ver dendi ve onu gerçekleştirmek için. Kurtulmaya çalışıyor. Bakın Seval, evet. Tuğba o 2013 ve 2014'ün sonuna kadar
O geçen dönemde kurtulmaya çalışıyor. Bulunduğu ortamın içerisinden kurtulmaya çalışıyor. Ya kaçmaya çalışıyor. Kaçamadığı takdirde birilerinin tehdidi, ölümle tehdidi, baskısı, takip edilmesi gibi kadın başıyla bunlarla baş etmeye çalışıyor. O iki yıl içerisinde. Yani kaçmış da olabilir ama gerçekten bildiği bir şeyi söylememesi için susturulmuş yani da olabilir. Yani bana getirin demesi, eğer bu not doğruysa, çocuğum gidiyorum ama çocuğum bana getir. Yani ben bir yerde olacağım. Bu cezaevi mi? Bu kadın sığınma evi mi? Bu bir iş yeri mi? Ne? Bir yer ama bir belki yer. Belki de kendine bir hayat kurdu bir yerlerde. Şu anda yaşıyor. Ya da. Hayır, şimdi zor. Dönüşü olmayan yola gitmesi ve bunun sonucunda, eğer not doğruysa tabii, notu doğru kabul edersek, bunun sonucunda da 4-5 gün psikiyatri hastanesinde tedavi görecek hale gelmesi, o arada çok büyük bir travmaya uğradığını gösterir. Acaba o taraftan birisi, senin kocan artık 40 yıl cezaevinde, yok hani gel ben demiş ya zaten kendimize karı yapacağız diye. Gel seni alacağız dedi de kandırdı mı? O da gitti, orada işte daha kaldırdılar, ne yaptılarsa yaptılar, perişan bir halde hastaneye gitmek durumunda kaldı. Böyle bir şey de yaşanmış tabii olabilir o noktada. Bu arada Tuğba iki ifade vermiş. Ek ifadesinde de ilk ifadesinde 2014'te konuştuğumuz o Ekim ayındaki kaçmasıyla alakalı olarak hiçbir şeyden bahsetmemiş. Ben sadece kadın sığınma evinde kalmak istiyorum demiş. Evet. Hiçbir detay vermemiş. Bu da bence korkmuş. Çünkü neden kaçtığını muhakkak sorarlar. Hele ki hastane hikayesiyle alakalı olarak hiçbir bilgi vermemiş. Ben kadın sığınma evinde kalmak istiyorum demiş, kapatmış. Zaten iki ifadesinde de. Ondan sonra da iddialara göre ne aile gördü, öbür tarafta biz de görmedik tabii diyorlar. Bir de efendim 30 Mayıs 2014 tarihinde bu karşı taraf, yani kocasının ailesinin işte düşmanlık beslediği taraftan birisi, kalp rahatsızlığından dolayı hastanede yatarken Durmuş Öğün'ün gelinleri odaya geliyorlar. Kim bunlar? Tuğba, Serpil ve Aslı. Cep telefonuyla kameraya çekmeye çalışıyorlar. Torunu olan kişi, bu Tayyar Öğün'ün torunu olan kişi Tuğrul Ö, dışarıya çıkarıyor. Bu kadınlar beni öldürmeye geldi diyor. Serpil, Aslı ve Tuğba ise diyorlar ki biz hastaneye zaten gitmiştik, ziyaret edelim dedik, ki bu çok inandırıcı gelmiyor. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle uzak durmaları gereken kişiler bunlar. Konuşmak ve fotoğrafını çekmek istedik ama torunu bizi dışarı çıkardı. Fotoğraf çekemedik ve oradan ayrıldık diyorlar. Soruluyor peki geldiğinizde muayene oldunuz mu diye. Serpil demiş ki kendisinin muayene olmadığını, Tuğba'nın Bağkurlu olduğu için muayene olduğunu söylemiş. Kesin delil bulunamadığından beraat kararı verilmiş. Ama bu gelinlere sanki bir görev verilmiş bravo gibi. Nasıl? Bravo. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Yani bunlar bir şekilde birilerinin aklıyla gidip birilerini tehdit edip veyahut da birilerine bir şey yapmaya çalışmışlar. Yani bunlar 5 sene aramamış ya. Bu kızlar kelle koltukta dolaşmışlar o dönemlerde. Yani X kişi dedi ki gidip bunu yapacaksın, atıyorum bunu vuracaksın. Veyahut da buna bu kötülüğü yapacaksın. Bunlar da mecburiyetten gidip o kötülüğü hocam, yapma da, tevessülü içerisine girmişler. Hocam şu da olabilir. Kelle koltukta yaşamış yani kızcağız. Hasan hocam size katılıyorum, şu da olabilir. Velev ki eylemi başkası yapsa bile, işte gözcü diye, erkete diye tabir ettiğimiz, gidip yerinin tespitini yapmak. Tabii. Evet şu anda buradadır demek. Onu fotoğraflayıp videoya çekip gönderip işte bak fotoğrafı da çektik, hali hazırda şu noktada duruyorlar da demek için kullanılmış da olabilirler. Ama bunu başkaları fark ettiğinde işte o zaman işin rengi orada değişmiş olabilir. Çünkü Ö ailesi o dönemde zaten büyük darbe almıştı. Kimi cinayetten cezaevine girmişti, kimi cinayet sebebiyle hayatını kaybetmişti. Gelinlere baktığınızda sonuçta dış kapının dış mandalı el kızıydı onlar. Kocaları ölmüş ya da cezaevinde olan kişilerdi. Bir şeylere zorlanmış olabilirler mi? Tuğba'nın o 3 günlük kayboluşu ve hastanede büyük depresyon içerisinde yatmasının altında muhakkak ki bir şey vardı. Sevgili seyirciler, zaman mı hızlı geçti, bana mı öyle geldi bilmiyorum. 3 saattir ekrandayız. Vallahi anlamadım nasıl bitti. İnşallah sağlıkla, huzurla yarın 13.15'te yine Star ekranlarında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Sağlıklı derken altını çizmek istiyorum.
Bizim bugün testlerimiz yapıldı. Akşam üzeri de sonuçları alacağız. İnşallah hepimiz temiz çıkarız. Sizler de lütfen sağlıklı kalmak, çevrenizdekilerin, sevdiklerinizin sağlıklı olmak olmasını istiyorsanız maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin efendim. Yarın 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık.